ses? O kimdi Adnan? Irmak'ın annesi. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Abla iyi misin? Bir şey mi oldu? Yürü. Ekrem yürü, hemen gidelim buradan, yürü. Hırsız falan bırakayım ben. Hayır hayır, sen çabuk sür arabayı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Mert harikaydın. Gerçekten mi? Çok iyiydin, bayıldım. O kadar eğlendim ki. Ya harbi mi diyorsun? Evet, sen her cuma çık burada, ben her cuma gelirim. İnsanların enerjisi de çok iyiydi ama yani. Hayır, herkes senin coştu. Enerjindi. Senin enerjindi o, sen coşturdun bizi. Bu niye gelmiş ya? Şarkıyı da bölemedim. Aman bırak, boş ver. Özür dilemek için gelmiş. Özür dilemek için. Evet. Eksik kalsın onun özürü. O da bir şeydi. Ay ya. Bırak ya. Ne o da bir şey ya. Böyle bir şeyin özürü mü olur? Neyse boş ver. O bile benim canımı sıkmaya yetmedi zaten. Çok eğlendim. Teşekkür ederim. İyi ki kaldın. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ama benim artık gitmem lazım. Birazcık geç oldu. Tamam zaten ben de bitirdim. Gel seni uğurlayayım. Yok yok, hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Ha, ben bana da iyi olur. Hava almış olurum. Gel. Dur, ama üstüne giderim. Bir şey al. Şöyle su. Polisini oradan alırım. Tamam. Hadi. Ay çok iyiydi ya. Yoo. Hala burada gitmemiş. Gel gel sen gel. Ne haber Ati, nasılsın? İnşallah. Eyvallah, süper. Mert çok teşekkür ederim her şey için. Gideyim ben artık. Ya ben teşekkür ederim ya. Arzu, aynı yere gidiyoruz. Bırakayım ister misin seni? İstemez. Adam haklı ya. Bak buralar sapa yerler Arzu. Şimdi iki eğlendik diye başımıza iş açmayalım. Hadi siz beraber gidin bence. Aynen, bu saatte biraz sıkıntılı olabilir yani. İyi peki. Ama tek kelime bile etmeyeceksin. Tamam. Taksi çeviriyorum. Tamam. Gel. Bak bak, ellere bak. Kendisini affettirmeye çalışıyor. O imkansız. Hiç uğraşmasın boşuna. Deme öyle ya. Hadi. Hadi konuşuruz. Görüşürüz. Ati. Gidelim. Soğuk, biraz üşüdün mü? Açtırayım bir şey. Pardon. Tamam, havadan sudan da konuşmayalım. Karsu. Bak ben... Şoför bey, sağda durabilir misiniz? Ben ineceğim. Devam edelim lütfen. Hayır, duralım lütfen. Durayım mı, süreyim mi? Karar verin. Durun. Sürün lütfen. Ya sen hasta mısın? Ne istiyorsun benden? Sen neden beni takip ediyorsun ya? Neden olduğum yere geliyorsun sen? Konuşma benimle demedin mi? Tek kelime bile etmeyeceksin demedim mi sana? Tamam. Sustum. Tek kelime etmişim. Sağ ol Ekrem. Aa, rica ederim. İhtiyacın olursa yine arayın. Tabii tabii. Sağ olasın. Hadi iyi akşamlar. Hoşçakalın. Allah Allah. Ne oldu bu kadar birden bu kadar? Allah'ım ne yapacağım ben şimdi?
Anne, nerede kaldın? Çok merak ettim. Ya. Ne oldu? Yediğim bir şey dokundu herhalde. Ha. Tahlilleri alabildin mi? Ne tahlili? Anne, tahlilleri almaya gittin ya. Ha. Bulamadım ben onları. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Ya mideme bir şey dokundu dedim ya. Emin misin? Ya Irmak, hem ayak işlerini yaptırıyorsun hem de sorguya çekiyorsun. Yarın şoförle aldırırsın. Yatıyorum ben. İyi, tamam. Allah Allah, hem kendin istiyorsun sonra kızıyorsun ya. Of Allah. Of Allah'ım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Neden bana bunları yaşatıyorsun? Sabah ol, hayrola. İyi düşün taşın Filiz, sonra karar verirsin. Arzu, iyi geceler. Lale. Yapmadın mı ya sen hala? Saat kaç? Seni merak ettim. Niye? Merak edecek bir tarafım yok ya benim. Sen çok kaptırıyorsun kendini ha bu işe. Atilla. Hayatımda tanıdığım tek mafya sensin. Ve nüfusumda kocam olarak kayıtlısın. Ve biz aynı evde yaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla şimdi şuradan biri mi girecek tepeden, mi inecek, evi mi tarayacaklar ben bilmiyorum. Ve korkuyorum, normal değil mi bu? Normal. Heh. Ayrıca lütfen bana kötü davranma. Ben seni babanın gazabından kurtardım, farkındasın inşallah bunun. Farkındayım, çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oluyorsun, sağ ol. Bir şey değil. Ama sen sözünü tutsaydın, abine söylemeseydin, bizim aramızdakilere, bundan hiçbiri olmayacaktı. Bir baştan bir bil bunu. Ben yapmak zorundaydım, anlatmak zorundaydım. Yoksa sana bir şey yapacaktı. Ne yapabilir ya Reha bana? İşte bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Bir şey yapmaya çalışacaktı sana gerizekalı. Sonra kim bilir başına ne gelecekti. Onu korumak zorundaydım ben de. Neyse, biz bunları bence baştan konuşmayalım ya. Vallahi. Sadece rica ediyorum senden, bana düşmanınmışım gibi davranma. Tamam. Sen de korkma ya. Çok korunan bir yer burası yani. Sen yokken de mi? Herhalde, tabii ki ben yokken de. Rahat ol. Tamam, yatıyorum ben. Hadi. Atilla. Efendim? Yarın annem geliyor. Buraya annem. Niye? Yani geliyor çünkü tamam biz formaliteden evliyiz. Ama şimdi onu bunu bu şekilde söyleyemem. Evlendiğimi duydu, beni görmek istiyor. Bu eve gelecek yani. Evet, bu eve gelecek Atilla. Burada yaşıyoruz çünkü. Tabii. Zaten haber vermedim diye çok bozuk bana. Yani bir iki gün ya, idare ederiz bence. Peki. Bir şey daha rica edeceğim. Yanımda bana nazik davranırsan sevinirim. Kaba mı davranıyorum ben sana? Hayır. Hayır ama biraz daha ilgili davranabilirsin. Yani yaşlı kadın şimdi. Üzülmesin. Görünce bizi mutlu olsun falan. Elimden geleni yaparım ben. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Filiz, aç şu telefonu.
Aç. Benim olan biteni öğrenmem lazım. Anneyi mi arasam acaba? Bunu da arayıp ne söyleyeceğim ki? Aç şunu Filiz, ne olur aç şu telefonu. Anne. Ha. Kahvaltı yemiyor musun? Geliyorum canım, geliyorum. Irmak biraz keyifsizdi dedi ama. Ay, o da eve yerleşti. Şimdi de hafiyeliğe mi başladı? Sen iyisin değil mi? İyiyim kızım, iyiyim. Hadi gidelim, hadi, hadi. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Daha iyi. Anan iyi misin? Ne oldu anneanne? İyiyim çocuklar, iyiyim. Karsu'ya ne oldu? Ya bilmiyorum, anlamadım. Herhalde boynum tutuldu bu. Omuzum ağrıyor. Buradan böyle boynuma, başıma kadar vuruyor. Bir sersem etti beni. Sıcak tutman lazım. Gitmeden kas gevşetici sür. Strestendir. Herhalde. Sen tahlillerini aldırdın mı? Şoför doktorunu oraya getirecek. Adnan hala dönmedi. Ben de Hülya'yı aldırdım evinden. Ha. İyi. Ya ben üstüme bir şey alayım da ablama geçeyim. Midem hala iyi değil. Yiyemiyorum bir şey. Bir kahvaltı etseydin henüz. Yok yok, atıştırırım orada bir şeyler. Allah Allah. Çocuklar hadi çabuk kahvaltınızı bitirin. Bugün geç kaldık tamam mı? Babanız gelir birazdan. Dün nasıl geçti? Güzel de eğlendim. Ne işte? Atilla gelene kadar. Aa, Atilla mı? Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Gelmiş konuşabilir miyiz deyip duruyor. Ne konuşacaksak artık yani. Sen konuşacak bir şey kaldı. Bir de kapının önünde de beklemiş. Taksiyle beraber geldik. Hiç ama ağzımı bıçak açmadı. Hiçbir şey söylemedim. Oh, iyi etmişsin. Ya Karsu, annemde bir tuhaflık yok mu? Var tabii, olmaz olur mu? Ha, sen de fark ettin yani. Irmak, annemdeki o tuhaflık sen gittikten sonra başladı zaten. Yani o yüzden bu dengesizliklerine bir anlam yükleme, bu annem. Hayır, ben onu demiyorum yani. Eski defterlerle alakalı değil, böyle yeni bir tuhaflık hissetmedin mi? Hissetmedim. Ah, Allah Allah. Bana öyle geldi herhalde. Nerede bu? Gelir şimdi. Allah Allah, çocuklara gecikeceğim. Anneme geleceğini söyledin değil mi? Söyledim. Surat asmadı inşallah. Sevindi mi? Ay bayıldı ya vallahi, o kadar mutlu oldu ki anam gelsin de bir elini öpeyim artık diye. Sen geç dalını geç. Öpecek tabii ki de ya. Gül gibi kızını vermiş kadın. Allah Allah, surat asmasın da. Ya asmaz, niye assın abi? Meymenetsiz bir suratı var, bir daha asarsa yandık. Vay güzel yüzlü, güzel suratlı damadım. Günaydın. Günaydın. Ne haber damat? İyi. Ne borçluyuz ya biz bu şerefe, daha kargalar herhangi bir şey tüketmeden sabah. Allah Allah, akraba oluşumuza borçluyuz. Ne var bunda ya? Annem geliyor, haberin var mı? Var, haberim var. Ha iyi. Annemi üzmeyin. Annem bizim ailemiz için çok kıymetli bir varlık. Biz örf, adet, gelenek, görenek, anane ve hatta anneannesine bile bağlı bir aileyiz. Tutucuyuz. Normalde biz böyle bu şekilde kız vermeyiz kimseye de, işte seni sevdik. Saydık da tabii. O yüzden veriyoruz yani. Abicim, hayırdır? Biz şimdi konuştuk ya, dedim Atilla'nın haberi var, söyledim. Ya tamam kızım, ne var? Bir kere de kayınbiraderinden duysun. Ne var bunda? Annemi üzme yani. Üzmeyiz ya annene. Hiçbir anneyi üzmeyiz biz. Hı. Değil mi?
Sen bunu bilsen zaten önce kendi çocukların anasını üzmezsin de. Ne diyorsun sen ya? Ha? Benim özelim seni niye ilgilendiriyor kardeşim? Allah Allah. Benim özelim ne olacak? Sabahın köründe gelmişsin, evimi basıyorsun. Hayırdır ya sen? Pardon, pardon. Ne oluyor? Ben anlamıyorum şu an ne olduğunu. Hiçbir problem yok. Konuştuk. Annem gelecek. Renk vermeyeceğiz. Değil mi Atilla? Tamam. İyi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi git. İyi tamam. Gideyim. Ben gidip annemi alıp getireyim. O biraz dinlenir. Sonra buraya getiririm. Bir görür sizi. Sonra hep beraber şöyle bir yemek yeriz. Tamam mı? Damat. Damat de bir kere daha bana. Bir kere daha de bak ne oluyor. Allah Allah ne diyeyim ya? Tamam demeyeyim onu. Şakir mi diyeyim, enişte mi diyeyim, ne diyeyim? Güzel şakalar bunlar. Çok profesyonel. Hadi git ya. Yemin ederim mafya olmanın sınırı normal insan. Baba, hadi hadi. Abicim, hadi. Hadi, bay bay. Hoş geldin canım. İpek evde mi? Yok, dışarı çıktı biraz. Yalnızız yani, değil mi? Evet, ne oldu ki? Gel abla, gel, gel, gel. Ne oldu kız? Gel. Ne olmadı ki? Gel, otur şuraya. Çok sinirlerim bozuk. Ay, ne oldu Filiz? Korkutma beni. Abla. Hı? Ben dün gece Adnan'ı yakaladım. Ne yakalamış? Irmak'ın tahlillerini almaya gittim yalıya. Hı. Yatakta gencecik bir kızla yakaladım abla. Ay, ol, ay, ay. Ay, 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 ay. Görmez olaydım, beynimden vurulmuşa döndüm. Ay, Allah'ım ya Rabbim, Filiz sen ne diyorsun ya o? Sorma, sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Irmak'ta, Adnan'ı Ankara'da biliyor. Ay, başıma ağrılar girdi. Ay, Allah'ından bulsun. Allah'ından bulsun ne diyeyim? Amin. Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Vallahi ne yapacağımı bilmedim. Sürekli de beni arıyor. Niye arıyormuş seni? Hangi yüzle arıyormuş alaksız? Yalvarıp yakaracak herhalde. Ay, nerenin azgın tekesiymiş bu böyle teneşirlere gelesice. Ay yarabbim. Hani Irmak hayatının kadınıydı bunun? Hani Irmak'tan daha büyük bir aşk yoktu? Şerefsiz köpek. Kendi aldatılmamı sindirdim. Bunu anlayamıyorum abla. Hay Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Bu nasıl bir imtihan? Hay bir de ortada riskli bir hamilelik var. Ya. Ne yapacaksın? Söyleyecek misin? Böyle bir şey nasıl söylenir abla? Nasıl diyeyim ben böyle bir şey? En azından doğuma kadar söyleyemem. Ondan sonra bir şey olur benim üstüme kalır. Sorumluluğu alamam ben. Doğru söylüyorsun. Hay bu veballe yaşanmaz yani. Irmak söylesen de eve mi gitse acaba? Düşündüm. Onu da düşündüm. Ama ya evde bir şey olursa? Eve yolladım bebeğim gitti derse. O da doğru ya. Ama böyle de susup oturamayız ki Filiz'cim. Yani bir şey yapmak lazım. İşte ben de bilmiyorum abla. Senden bir akıl almaya geldim. Ne yapayım? Ay yavrum ya. Akıl mı kaldı? Akıl mı kaldı? Düşünelim bakalım biraz. Neyse sakin olalım. Ben bir kahve yapayım. Geleyim de. Hadi. Hadi. Günaydın. Günaydın. Gelin bakalım. Ay. Gel dur. Yağmur yağıyor. Kızım al bunu şemsiyeyi. Kardeşlerin de girsin altına. Hadi. Gel kızım gel. Doğru arabaya annenizle bir şey konuşup geliyorum ben hemen. Ellerinize dikkat edin kapıda. Kaymayın sakın. Ne haber Karsu? Daha iyi günlerim olmuştu. Bugün annem geliyor, damadıyla tanışacak. Kızın hayırlı olsun diyecek. İyi, gelsin. Bu mu ya? Çok sevindim. Eminim hepiniz çok heyecanlısınızdır, değil mi? Oldu mu? Allah'ım yarabbi Karsu, ayıp ya. Kadın sana bunca sene annelik yaptı ya. Neyse, şimdi ben akşam çocukları alacağım. Yani babaanneleri geldi. Enişteleriyle böyle, halalarıyla beraber bir yemek yiyelim. Ailecek, aile nedir bir görsünler. Olur mu? Tamam, götür nereye istiyorsan götür. Nasıl yani? Sen iyi misin? İyiyim, yok bir şey. Nasıl bir şeyin yok ya? Hiç itiraz etmedin. Senin aklın başına mı geldi? Hayırdır? Evet. Senin de muhatap olmama konusunda aklım başıma geldi. Başka bir şey var mı? Gel, seni geçerken gerek şey bırakın. Gerek yok, sağ ol. Kızım bak, insanlık olsun diye diyor. Of. Keşke hiç gitmeseydim de görmeseydim. Sen niye gittin güzeldi? Aman ya, Irmak'ın tahlilleri varmış. Sabah da doktor randevusu erkendi. Gece gece gidip yorulmasın ben alayım dedim. Yani şimdi bu Adnan
böyle seyahate gidiyorum dediğinde başka başka kadınlarla mı aldatıyormuş bu kızı? Ne bileyim ben, öyle herhalde. Tanıdığım güne lanet olsun, hayatımızı kararttı. Gören de dünyanın en beyefendi adamı sanır. İçi seni dışı beni yakarmış meğer. Sahtekar. Niye böyle şeylere ben şahit oluyorum ki? Çekilecek çilem bitmedi yani. Kendi yaşadıklarım yetmiyor, şimdi bir de kızıma üzüleceğim. Filiz, bak bu böyle olmaz. Sen git konuş bu Adnan'la. Ne diyeceğim? Parmağımı sallayıp çok ayıp ettin mi diyeceğim? Böyle kaçarak olmaz ki yani, bir yüzleşin. Alsın karısını karşısına, anlatsın doğruları. Olmaz, Irmak toparlayamaz, bebeğinden olur. Ay olursa da olacak Filiz. Onlar karı koca, kendileri halletsinler meselelerini. Sen çekil aradan. Tabii en doğrusu da bu. Ama hiç de o suratını görmek istemiyorum. Suratına bakmayıverirsin. Pislik. Canım. Canım, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sen eve döndün mü? Evet canım, az önce geldim. Hemen bir üzerimi değiştirip yanına geleceğim. Aa, yok canım, gerek yok. Doktor bu eski tahlillerle bir mukayese yapmak istedi. Yani öyle önemli bir şey yok. Olur mu öyle şey canım benim? Ben seni yalnız gönderir miyim hiç? Hemen geliyorum. Ya bir şey, gerçekten önemli bir şey yok. Sen yat, dinlen. Ben haber veririm sana. İyi, tamam canım. Yalnız... Ne olur çıkar çıkmaz beni haberdar et, olur mu? Tamam, haber veririm. Öpüyorum. Tamam canım. Merhaba, kitapları alacaktım. Tabii. 1250 lira. Ne? Kitap okumak da artık lüks olmuş. Maalesef. Aa, kartlarımı almamışım. Yanımda nakit 200 lira var. Nasıl yapsak ki? Ben sizin için tutabilirim bunları. Bu kitapları hediye olarak aldım. Bir yere gitmem lazım. Çok uzak değil. Döndüğümde paranızı ödesem olur mu? Yani şimdi bilemiyorum. Adresimi, kimlik numaramı, telefonumu bırakabilirim. Siz bu cüzdana ne kadar istiyorsunuz? Ben bu cüzdana 5000 lira istiyorum ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde alamazsınız tabii ki de. Almayacağım. Siz bu cüzdanı bana rehin bırakacaksınız. Ben size 5000 lira vereceğim. Bir ay sonra gelip alacaksınız. Bu arada da satılırsa ne ala? Öyle bir anımda yetiştiniz ki. Çok teşekkür ederim. Siz alın kitapları. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Müsait bir zamanınızda gelip ödeyebilirsiniz. Ya çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Hiç önemli değil. Sizin gibi insanlar kalmadı artık. Estağfurullah. Ne demek. Görüşmek üzere. Sağ olun. Abi. Patron kusura bakma, geç kaldım. Yoğun adamsın oğlum ya, ne olacak, sorun değil. Sonuçta senin işin başından aşkın ya. Öyle oldu bu ara biraz. Dostlar. Benim yepyeni başımın bir belası var. Şükran Hanım, kayınvalidem. Ulan bir kayınvalide eksikti hayatımızda ya. Aynen. Bana gelecekmiş.
bizde kalacakmış. Allah'ım ya. Babamın dava işi ne oldu ya? Geldik ucuna kadar. Eli kulağında patron. Yani biraz daha sabır. İnşallah. Bizim mesleğimiz ne? Sabır etmek. Sabır mesleği. Sabır, sebat. Bunlar bizden soruluyor. Evet. Patron, o zaman başka bir isteğin yoksa ben sevkiyatı kontrole gideyim. Uza! Bugün ne sevkiyatı vardı ya? Şey ya, geçen haftaki şey yok mu? Ha, rutin. Aynen, son gelen partimanlar. O zaman ben çıktım. Haydi. Sevkiyata gittim, sevkiyattan geldim, sevkiyata gittim, Ulan bari başka bahane bul, biraz yaratıcı ol ya. Abi, biz bu Dilaver'i ne yapacağız? Cevdet ya, benim Dilaver'de bu adını tam koyamadığım bir şey var ha. Abi demeyeyim diyorum da, bence de var. Var değil mi? Var. Çok ortadan kayboluyor ya. Abi gerçi ben Dilaver'in bizi satacağını düşünmüyorum. Yani ben de düşünmüyorum da, beşer, şaşar. Sen takipte kal yine. Haberle benim bir şey olursa. Tamam abi, sen merak etme. Ben bir açığını yakalarsam, sana belgelerini getiririm. Şiştim, yemin ediyorum ya. Abi. İşe girdik ama. Allah sonumuzu hayır etsin. Gelecek inşallah. Hayat böyle devam edeceğiz ya. Ne yapabiliriz ki başka? Dilaver, babamın adamı olmayı seçti. Peki abi, ben bunu takip etmeye devam edeyim mi? Herhalde lan. Bakalım, göreceğiz. Kim kime sadık? Gözümüzle, gözümle görüm, görüm gözümle. Abi o zaman bu bizden öğrendiği her şeyi Hasan Baba'ya uçuruyor. Herhalde. Ama biz artık kimin yanında ne konuşacağız biliyoruz. Öğrendik. Öğrettiler. Öğrettiler. Abi o zaman ben gideyim kitapçıya. Bugün Karsu'nun maaş günü de, malum elden veriyoruz. Uza. Bekletme. Fırla. Reha Bey. Söyle kızım, dinliyorum. Harun Zade Holding İmalat Bölümünün başındaki şef geldi. Bekliyordum zaten. Gelsin kızım, gelsin. Al içeri. Hemen yönlendiriyorum. Reha Bey. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Selvi ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Selvi Hanım. Yani şef, şefler genelde kabilelerde erkek olur. Böyle karşımda kadın görünce özür dilerim, şaşırdım, kusura bakmayın. Ya öyle mi? Hayır öyle değil. Yani tabii ki de kadınların her zaman işin içinde işte beraber olmasını destekleyen biriyim. Yani bir feministim diyebilirim gerçekten. Ne kadar güzel. Yani iş dünyasında sizin gibilere ihtiyacı var. Değil mi? Özür dilerim, buyurmaz mısınız lütfen? Tabii. Adnan'la çalışıyorsunuz. Evet, Adnan Bey'le çalışıyorum. Biz akrabayız biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Selvi'ydi değil mi? Selvi. Selvi Hanım. Biz yeni bir oluşum, yeni bir girişim içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte de sizle birlikte olacağız herhalde, sizle çalışacağız. Yani sık sık görüşeceğiz gibi duruyor, evet. Görüşelim. Ne güzel. Başlamadan önce çalışmaya kahve? Kahve alırım, sade. Sade.
Seve seve. Kızım bize iki tane sade kahve gönderir misin? Merhaba Cevdet Bey. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın Karsu? Ben biraz mahcubum. Biraz moralim bozuk. Ne oldu ya? Hayırdır? Bir müşteri geldi. Birkaç tane kitap aldı. Fakat parası çıkışmadı. Ben de önemli değil, daha sonra getirir verirsiniz dedim. Yani? Parasını almadım kitapların. Adam da ortalarda yok. İyi, tamam. Ne olacak? Sonra bir ara öder. Yok. Cevdet Bey, ben bir iyilik yapmak istedim ama belli ki kandırıldım. Hatta daha doğrusu, affedersiniz ama kazıklandım ben. Yani bu çok büyük bir hata benim için. Bunu yapmamalıydım. Bir anlık boşluğuma geldi ve çok özür diliyorum sizden. Muhtemelen o adam şu anda bu kitapları bir yerde satıyor. Karsu, ya sen böyle şeyler için niye üzülüyorsun ki? Yani biz sonuçta esnafız. Bizim her gün başımıza böyle şeyler gelebilir. Bu bizim dükkanımızın nazarlığı olsun. Yok, olmaz. Olmaz öyle şey. Olur, olur. Bal gibi olur. Çok güzel olur. Tamam. Sen canını sıkma. Bak, ben asıl ne için geldim buraya? Maaş günü. Çok güzel denk geldi. Ben şimdi bu maaşımın içinden size, yani kasaya olan borcumu, beyefendinin ödemediği parayı hemen koyacağım kasaya ve bu konu kapanacak. Karsu, hayır, böyle bir şey yapmana gerek yok. Yok, Cevdet Bey, lütfen. Böyle bir şey. Hayır, bunu asla kabul etmiyorum. Hayır, hiç gerek yok böyle bir şeye. Asla bunu kabul etmiyorum. Bu benim hatam, benim telafi etmem lazım. Bunu yapmamalıydım. Lütfen bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyin. Ben bunu yapayım, benim de içim rahat etsin. Lütfen. Karsu, ben ne söylersem söyleyeyim, ikna olmayacaksın değil mi? Olmayacağım, ikna olmayacağım. İyi, peki. Teşekkür ederim. Müsaadeniz de bir saniye. Ya Karsu, gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Tamam, şimdi kafam rahatlamış oldu işte. Karsu, bir sıkıntın mı var? Benim omzum ağrıyor birkaç gündür. Ağrı kesici de aldım ama pek işe yaramadı. O da böyle boynuma doğru vuruyor. Ondan biraz şey. Peki doktora gittin mi? Yok, daha gitmedim ama gideceğim bir ara. Karsu, ne demek gideceğim bir ara? Ya çok önemli bir şey olabilir. Sonuçta bu boyun çok önemli. Yani çok ciddi bir rahatsızlık olabilir. Ay. Allah korusun. Allah korusun tabii de. Yani mesela fıtık olabilir. Değil mi? Çok ciddi. Yani fıtık olabilir. Onu az önce söylediniz. Evet, söyledim değil mi? Evet. Fıtık, türevi, semptomlardan kaynaklanan çeşitli komplikasyonlar olabilir. Omerilik, L1, C1, C5, S1 arızalı olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Ben hazır buradayım. İşim de yok. Yo, Cevdet Bey, şimdi olmaz. Ben sonra giderim. Sonra giderim bir ara ben. Şimdi olmaz. Karsucuğum, sağlığın öncesi sonrası olmaz. Şimdisi olur. Ben hazır buradayken sen bir an önce git bir doktora görün. Lütfen. Peki, çok teşekkür ederim Cevdet Bey. Rica ederim. Sağ olun. Ben hemen o zaman gideyim doktora. Çok teşekkürler. Satışları yazdım zaten ben. Tamam, eline sağlık. Çok sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Çok sağ olun. Yarın hemen işbaşı yaparım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arkadaş, ne kadar onurlu bir kadın ya. Çok dürüst. Vallahi bu zamanda böylesi yok. Gerçekten teşekkür ederim. Toplantı benim için çok verimli geçti. Ama bir dahaki sefere sadece iş için değil, böyle boş zamanınızda kahveye de beklerim. Olur, biz de bekleriz. Tabii ki, seve seve gelirim. Ben kendisini göreceğim ama siz de adını görünce benden çok selam iletin, olur mu? Tabii, iletirim ben. Ben sizi bıraksaydım ya, ben de çıkacağım. Ah, çok teşekkür ederim ama şirket arabasıyla geldim. Peki, o zaman bir dahakine şöyle yapalım. Ben sizi aldırayım, ben bırakayım, olur mu? Olur, neden olmasın. Tamam, size asansöre kadar eşlik edeyim. Annem Adana'dan geliyor da ben de onu alacağım. Buyurun lütfen.
Irmak geldi, Irmak. Annemi evde bulamayınca burada olacağını tahmin ettim. Gel canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne dedi doktor? Ay, iyiymiş, her şey yolunda. Oh, çok şükür. Merak etmeyin. Oh, iyi, güzel. Adnan aradı. Ha. Ölüm niçin aramış? Ankara'dan dönmüş, ona haber verdi. Hı, iyi. Evet. Tamam, ben yönetimde çok işim var benim. Hadi sonra görüşürüz. Hadi canım, görüşürüz. Ya teyze. Hı? Annemde bir tuhaflık yok mu? Böyle dün geceden beri bir garip davranıyor. Yo, aynı. Tuhaflık yok. Allah Allah. Karsu da aynısını söyledi de bence bir gariplik var yani. Ay yok aman, olsa söyler o. Merak etme sen. Sen düşünme bunları. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Ömer? Buyur abi. Sen ne yaptın bileklik işini? Abi verdim işte. Hı. Beğenmedi mi İpek? Nereden anladın? Oğlum bizim gözlem yeteneğimiz fena değildir ya. Anlaşılıyor. Bir gözlemimi daha söyleyeyim sana. Ne oldu? Sen bayağı kötüsün. Abi cebime para sıkıştırdı. O kadar kötü oldum ki. Ya onun gözünde site görevlisinin oğlundan başka bir şey değilim. Orası hiç belli olmaz da. Yok abi ben anladım. Zengin değilsen kızlar sana bakmıyor. Yuh oğlum, saçmalamalar olur öyle şey. Ya benim altımda pahalı bir araç, üstünde marka kıyafetler olsa İpek bana bakardı. Şimdi elemanı gibi cebime para sıkıştırıyor. Ya ben kafaya koydum, zengin olacağım. Ya çok para kazanacağım ya. Ol, zengin ol. İnşallah olursun da, var mı bir planın? Ya ne var ki, herkes bir şekilde köşeyi dönüyor. Ben de bulurum bir yolunu. Köşeyi döneceğim. Hı. Köşeyi dönerken son döndüğün köşe genelde bir cezaevi koridoruna açılıyor, onu bil de. Oğlum bak, helal para kazanmak kolay bir şey değil. Ama doğrusu o yani. Ya sen çok zeki bir kardeşimsin, çok çalışkansın, ol gencecik adamsın. Kaç kişi tanıyorsun sen çevrende yapay zeka okuyan ya? Sen okulunu bir oku, okulunu bir bitir. Senin karşında ne kapılar açılacak o zaman göreceksin. Ya abi doğru diyorsun da ben İpek'i seviyorum. Ya kızlar da zengin erkeklere bakıyor. Ya paran varsa çirkinsen bile güzel gözüküyorsun. Ah abişim ya. Ben sana bir abi tavsiyesi vereyim mi? Buyur abi. Ömer, seni sen olduğun için kabul eden birini bul. Yani çok üzülürsün böyle. Çok yorarlar seni. Bak, gencecik adamsın, bu yaşta böyle bir drama. Kanser yapar seni. Abi doğru diyorsun da ne bileyim ya. Şunu bil, ben senin yanındayım, tamam mı? Maddi manevi canın sıkılırsa bana gel. Ama sakın aptalca bir heves için böyle yanlış yolları falan sapayım deme. Bozuşuruz. Söz mü? Söz abi, sağ olasın. Hadi göreyim seni. Sıkma lan canını bu kadar. Tamam abi. Anne Allah aşkına asma şu suratını ya. Nasıl asmayayım? Kızım gidiyor benden habersiz evleniyor. Sen abi olarak ona akıl vereceğine bir de çanak tutuyorsun. Anne nasıl laf o çanak tut falan ya? Koca koca insanlar birbirlerini görmüşler, sevmişler, aşık olmuşlar. Ben de onay aldılar. Tamam bitti gitti işte. Ama benden onay almadılar. Reha, bunların hemen evlenmelerini gerektirecek bir durum var da sen mi bana söylemiyorsun? Anne aşk olsun, o nasıl laf ya? Kendi doğurduğun çocuğunu tanımıyor musun sen? Hiç Lale öyle şey yapar mı anne? Habersiz evlenen insan her şeyi yapar. Annem güzel canım bir tanem, haber verdiler ya. Ay sağ olsunlar, bir de vermeseydi. Merak etme, merak etme, o senin gönlünü alır. Artık devir değişti, tabii Lale de değişti. Annem anla artık bunu ya. Damat düğün de yapmadı. Ha sen ona bakma, senin damadın var ya, sen onu tanımıyorsun.
Sana bir öyle bir düğün yapar ki dillere destan. İnşallah. Sen ne yapıyorsun? Hande senden mi oturuyor? Evet annem söyledim ya bunu. Benle oturuyor. Evet. Reha, sen bu Hande ile ciddi misin? Oğlum, arkadaşının kocasıyla olan bir kadından hayır gelir mi insana? Gelmez annem, doğru söylüyorsun. Zaten gelmesin de benim onun hayrına ihtiyacım yok. O benim yanımda dursun, Karsu beni kıskansın, delirsin, çıldırsın bana yeter. Niye ki? Ya anne kıskanıyor işte beni, anlasana. Benim yanımda başka kadın görmeye tahammülü yok. Onun Hande'yi görmeye tahammülü yok. Haklı da. İyi anne iyi. Senin dediğin gibi olsun tamam. Ama bak şimdi gideceğiz. Herkesi göreceksin. Orada bir olay çıkartma gözünü seveyim. Hande ile de didişme Allah aşkına bak. Ne didişeceğim oğlum? Ha? Zaten her şeyi bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Ya annem kız benimle ilgileniyor. Evi toparlıyor, çekiyor, düzenliyor. Anladın mı? Yanımda duruyor yani. Paranı yiyor oğlum. Bir zahmet ilgilenimersin. Vay hanımefendi siz aile ekonomimizi mi düşünüyorsunuz? Sen oğlunun ekonomisini mi düşünüyorsun? Düşünürüm tabii. Ömer neyin var senin? Bir şey mi canın sıkıldı? Yok bir şey Filiz Hanım, sağ ol. Bak ben de senin bir ablan sayılırım. Bir derdin varsa bana söyleyebilirsin. Biliyorum, eksik olmayın. Alo. Anne ne haber? Ha iyiyim kızım. Senden ne haber? Gittin mi doktora? Evet evet şimdi doktordayım da şey biraz uzayacak gibi işim. Reha'nın annesi gelecekmiş bugün. Onu alacakmış da çocukları okuldan sen alabilir misin? Ha tamam tamam alırım tabii. Ne diyor doktor? Bilmiyorum ben de anlamadım. Donuk omuz bir şeyler dedi ama bakalım şimdi bir sürü test falan yapacaklar herhalde. Ha haber ver bana olur mu? Tamam ederim. Çok sağ ol. Hadi bay bay. Kızım kötü bir şey mi oldu? Vallahi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ki artık Ömer. Karsu'nun kalbi donacak derken omuzu donmuş. Irmak desen başka türlü bir şey. Ay bilmiyorum, hadi çıkıyorum ben. Kolay gelsin. Hadi canım. Bu Atilla şimdi burada olmadığı zamanlar nerede oluyor? Daha yeni bir tane spor salonu kapattık baba. Bu ara daha çok orada. Bazen depoda. Ama genel olarak burada yani. Aynen baba. Heh, aha. Gene o bak. Filiz Hanım. Baba, konuşmak istiyorsan çok hafif çarpalım. Yok oğlum. Hızla üstünden geçelim. Dilaver, beni sinirlendirme. Affedersin baba. Şöyle sen yavaştan bir takip et bakayım uzaktan. Bir şey olursa müdahale ederiz. Anlaşıldı baba. Ya çocuğum ne yapıyorsunuz? Allah Allah! Tepişip durmayın. Yolda böyle yürünür mü? Pardon teyze. Teyzeler götürsün seni. Tepelerim vallahi hepinize. Bak bak. Nemrud'un kızına bak ya. Arıza bu ya. Karsu Hanım, testlerinizi ayarladım. Hı hı. Ultrason ve MR gerekecek. Tamam. Buyurun, bu da istek kağıdınız. Tamam. Bu arada özel sigortanız var mıydı? Yok. Tamam, o zaman ödemeyi yaptıktan sonra tetkikleriniz gerçekleşiyor. Bilginiz olsun. Hı. Sonuçlar da yarına çıkar, tekrar haberleşiriz. Tabii. Çok teşekkürler doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Merhaba. Merhaba, buyurun. Bunları istedi de doktor bey. Özel sigortanız var mıydı? Yok. Peki hesaplıyorum. 21.750 lira. 21.000 mi? Evet. Hem boyun hem omuz MR'ı artı omuz ve boyun ultrasonu var. Anladım. Nakit ödeyebiliyorum değil mi? Tabii olur. Benim tatlı anneşkom hoş gelmiş be benim bir tanem. Gel. Hoş bulduk diyeyim bari. Anneciğim damadın Atilla. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Şükran anneciğim, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Çok şık gördüm sizi. Yine çok güzelsiniz. Şöyle... Lale,
Annem size memleketten bir sürü şey getirmiş. Ay anne, ne gerek var, getirmişsin her şeyi yine. Olur mu canım? Tabii ki getireceğim. Sen usulleri unuttun galiba. Nasıl geçti yolculuk? Rahat gelebildiniz mi? Nasıl geçsin? Geldik işte. Anne, nasıl buldun damadını? Bak çok yakışıklı, eli yüzü düzgün. Gözlük var ama gözler mavi falan yani. Yakışıklı çocuk ha? Anne, sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Yok şimdi, istemem, belki sonra. Seninkini alayım ben. Al şunu. Ay şuraya bir oturayım. Teşekkür ederim, sağ ol. Aslında ben ikinize de kırgınım. Ama anneciğim, niye böyle yapıyorsun şimdi? Konuştuk onları ama. Haksız mıyım kızım? Anneciğim, haklısın da. Damat, bir şey söylesene sen de ya. Şükran anneciğim, biz Atilla'yı çok sevdik, çok beğendik. Kendisi çok beyefendi, Lale'ye uygun. Tabii böyle biraz aceleye geldi ama hoş gör. Ya kusura bakmayın, öyle oldu gerçekten. Çok haklısınız. Anne aslında vallahi bak, çok eli yüzü düzgün dedim ya demin. Çok da seviyor, Lale'ye çok düşkün, çok kıymet veriyor. Onsuz yapamıyor çocuk yani. Gerçekten çok seviyor. Tabii öyle vallahi, gerçekten. Ben sizin hediyelerinizi vereyim. İşte ya benim fedakar ve cefakar annem. Bak, bak ya, ne veriyor hediye? Anne hiç gerek yoktu ya. Sen bizim adetleri unuttun galiba. Sen unuttun ama ben unutmadım. Oh. Hadi güle güle kullan. Hay maşallah. Lalo. İnşallah. Güzelmiş. Geç sen de. Bana da yok ya. Hiç gerek yoktu bana. Ya ne demek canım, ne demek gerek yok? Çok helal. Zahmet etmişsiniz, ne gerek vardı? Estağfurullah, adettendir. Ben şey yapardım aslında. Dur. Boş boş. Vay vay. Oo, tak damat, tak tak. Gerçi biz daha damattan bir hediye görmedik ama göreceğiz. Göreceğiz, tabii ki göreceğiz. Görmez olur muyuz? Yok, zahmet oldu size. Allah mutlu etsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Ay, çok şıkmış. Hadi hayırlı olsun bakalım. Teşekkürler. Gerçekten anne çok maşallah naziksin, cömertsin. Çok güzel hediyeler. Tabii sertleşmiş burası, belli canım, belli. Ne dedi doktor? İşte çektirdi bir sürü şey, tahlil, test, mes, bir şeyler ama bilmiyorum, hepsi yarın çıkacakmış. Ah. Tamam, tamam. Hadi kızaracak, daha fazla yapmayayım. Ay sağ ol, eline sağlık. Oh. Kremi ne yapayım? Koydum tamam, burayı. Çıkarırım ben odaya. Oh. Anne sen iyi misin? İyiyim, no, yok bir şey. Biraz canın sıkkın gibi de. Yok, yok canım. Bir şeyim yok, iyiyim. Ya, bir arkadaşının başına kötü bir şey gelmiş de ona canım sıkıldı biraz. Kimmiş bu arkadaşının arkadaşı? Canım tanımazsın sen, boş ver. Hani ben senin arkadaşın dıdısını bile tanıyorum. Kim bu? Fitnat, tanıyor musun? Bizim Fito. Tanımıyorum anne, çünkü öyle biri yok, şu an uydurdun. Kim bu Fito? Ay Karsu, vallahi billahi yani. Bak işte tanımıyorsun, gördün mü? Kim bu Fitnat, bak. İyi tamam. Tamam, bu tanımadığım arkadaşının arkadaşı Fito'nun başına ne gelmiş? Ya işte... Bir arkadaşının arkadaşı işte dediğim gibi... kötü bir şeye şahidi olmuş. Yani gerçekten can sıkıcı yani. Nasıl kötü? Ya arkadaşı yakınının kocasını başka biriyle yakalamış yatakta. Yatakta? Başkasıyla, evet. Of. Of. Ay Allah korusun. Yani. Çok mu yakını peki? Bayağı. Hemen gidip söylemiş tabii değil mi? Yok işte söylememiş. Niye? Söyleyememiş yani. Aman
benden bilinmesin, ben arada olmayayım demiş. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyorsun yani. Yani. Anne, bu Fitnat sen misin? Ay Karsu, seninle de bir şey konuşulmuyor ya. Tamam, o zaman arkadaşına söyle. Bu yaptığı çok yanlış bir şey. Ya düşünsene, benim başıma böyle bir şey gelecek. Sen bunu bileceksin ve bana söylemeyeceksin. Kusura bakma ama bu da bir tür aldatma yani. Diyorsun. Evet. İnsan bilmek ister anne. Ya bile bile salak yerine konsun ama mesuliyet bende olmasın. Yok, olmaz öyle. Evet, aman. Ay bize ne ya, el alemin şeyi boş ver Allah aşkına. Hadi kapat. Ne dedi doktor? Abi, yarın çıkacakmış sonuçlar. Bir sürü şey çekti. Ay. Bilmiyorum ki. Ay aman, bir şey çıkmasın da Karsu. Umarım bakalım. Of. Ay bu arada Şükran anne geldi. Benim bir hoş geldin'e gitmem lazım ona. Şükran anne, Reyhan'ın annesi mi? Hmm. E sen niye ona anne diyorsun ki? Ay evet, hala nereden annen oluyor senin o? Bilmiyorum, ağız alışkanlığı herhalde. Anne sen de ne olur gözünü seveyim, onu gördüğünde bir gerginlik falan çıkarma. Ay aman, çok umurumdaydı benim Domes Şükran. Neyse hadi sen git Şükran annene, hoş geldin de sonra ben de uğrarım bir ara. Benim şu anda ne işim var o evde ya? Asıl konu o zaten. Sen de her yere gelmek istersin, buraya gelmek isteme. E tanımıyorum Karsu. Sus. Allah Allah. Aman iyi, ben de bir sakinledi evi. Birazcık odamda kafamı dinleyeyim bari. Sessizlik, oh. Geçmiyor. Ne yapacağım ben? Ah. Bak. Yok. Kurtuluş yok bunda. Evet. Deniz. Kaçtır arıyorum. Biliyorum. Yüzsüzlüğünün farkındayım. Öncelikle Irmak'a bir şey söylemediğin için çok teşekkür ederim Filiz. Seni kurtarmak için bir şey söylemediğimi zannediyorsan çok yanılıyorsun. Konuşmamız lazım. Ya ne konuşacağız Allah aşkına? Her şey orada da. Öyle deme lütfen, rica ediyorum. Bak Irmak'ı düşün. Hiç istemiyorum Adnan. Filiz lütfen. Bir saatliğine de olsa bu akşam görüşmemiz lazım. Bu akşam olmaz. Filiz lütfen, yalvarıyorum sana. Bak bir saatliğine ne olursun. Açıklamama izin ver. Bak Irmak hamile. Hiç kimseyi düşünmüyorsan bari doğmamış bebeğimizi düşün. İyi tamam. Ama sadece bir saat. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Çıkabileceğim zaman ben seni ararım. Tamam, sen ne zaman müsait olursan. Bekliyorum ben. Kendime bir yeşil çay yapacağım, ister misin? Ne olur, ben de bir sıcak su alırım ya ben. Yeşil çay değil de. Sen telefonda mıydın? Ha. Kimle konuşuyordun? Ya bir arkadaşım aradı. Peydir görmüyorum, buluşalım diye. Onunla konuşuyordum. Gidecek misin? Bilmiyorum ya, bir kafamı toparlayayım da bakacağım duruma. İyi. Oh canlarım, çok özlemişim ben sizi. Biz de seni çok özledik babaanne. Oh canım, birkaç ayda hepiniz ne kadar büyümüşsünüz. Babaanne bizde de kal. Kalırım tabii yavrum. Denizci, babaanneye bir öpücük verir misin? Öp babaannen Deniz, hadi. Canım benim.
Karsucuğum sen nasılsın? İyiyim. Huzurluyum. Çok sevindim. Ay Lale de benden habersiz evlenmiş. Çok sinirlendim. Neyse oğlan iyi bir çocuğa benziyor. Sen de tanıyorsundur. Kızım. Siz Reha'yla ayrıldınız ama sen benim için çok değerlisin biliyorsun değil mi? Eksik olmayın sağ ol. Hande'yi de onayladığımı sanma. Yani zaten pek bir önemi yok. Bunu konuşmayalım artık. Onlar benden uzak olsunlar, iyi olsunlar yeter. Annenle arası teyzen falan gelmediler. Alındın mı Allah? Yok, iyiler. Ama illaki geleceklerdi. Biraz işleri vardı. Yıllarca yüz yüze de baktık. Siz hala anlaşamadınız ama bizim aramızda hiç husumet yoktu. Çok severim Filiz'i. Tabii, doğru diyorsunuz. Reha bizi bu akşam ailece yemeğe götürecek. Lale ile kocası da yukarıda hazırlanıyorlar. Sen de gel. Yok ben hiç gelmeyeyim şimdi. Dediğiniz gibi siz ailecek olun. Şimdi benim gelmem uygun olmaz. Ben nasıl olsa artık bu ailenin bir perdi olmadığım için. Ama çocuklar gelsin ne güzel olur. Keyif alırlar eminim, eğlenirler. Çocuklar babaannenizi üzmek yok, tamam mı? Uslu olun. Üzmez onlar. Çok özledim ben onları. Evet, Dilaver, Dilaver. Bugün neler oldu anlat bak. Bugün sakin geçti baba, olaysız. Abimin kayınvalidesi geldi. İnşallah o da Filiz Hanım gibi eli maşalı değildir. Filiz Hanım öyle biri mi? Baba, bu Filiz Hanım aynı zamanda sitenin yöneticisi. Geçenlerde bir mahalle turnuvası vardı. Böyle kazanan takıma ödül olduğunu duyunca hemen bir takım kurdu falan. Öyle bir hanımefendi yani kendisi. Takımı Filiz Hanım kurdu yani. Aynen baba. Hatta allem etti, kallem etti. Abimi de kattı takıma. Kadın herkesi idare ediyor yani. Nemrut'a bak ya. Erkekleri yönetiyor. Vallahi ne diyeyim yani helal olsun. Öyle baba. Ağzından çıktığını yaptırıyor vallahi. Sen bana bu Filiz Hanım'ın giriş çıkış saatlerini bir öğren bakayım. Kolay baba. Öğreniriz. Neden? Ben hemen öğrenip sana bilgi geçiyorum baba. İzninle o zaman çıkayım hemen hallediyorum. Ah geldin mi? Nerede çocuklar? Hep birlikte yemeğe gideceklermiş. Aman gitsinler biraz da onların kafalarını şişirsinler. Aşk olsun anne biz senin kafanı mı şişiriyoruz? Ay yok canım o manada söylemedim tabii. Neyse ben bir yukarı çıkıyorum birazcık uzanacağım. Oh. Ya ben de çıkayım üstümü değiştireyim de şu arkadaşımla buluşacağım ya. Tamam tabii. Canım. Alo. Ne haber canım? Ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım tatlım? Böyle boş boş duruyorum. Ha. Ya benim çok canım sıkıldı da böyle otura otura. Acaba ne bileyim biraz dışarı mı çıksak? Biraz gezeriz. Belki tatlı bir şeyler yeriz. Hayatım bugün çok yorgunum. İnan kolumu kımıldatacak halim yok. Yarın yapalım ister misin? Olur. Tamam yarın yapalım o zaman. Belki kahvaltı falan ederiz. Tamam. Sen nasıl istersen. Tamam.
Öpüyorum. Ben de. Lale, ben bu akşam olanlardan hiç memnun değilim. Sen bunun farkındasın değil mi? Ne oldu ki? Allah'ım bana sabır ver yarabbim. Biz gerçek bir çift değiliz. Farkındayız bunun. Olmayacağız da, değil mi? Atilla. Hı. Gel hadi gidip herkese her şeyi anlatalım. Hadi ya, anlatalım her şeyi. Aba altından sopa. Hiç benlik şeyler değil bunlar, biliyorsun değil mi? Yapma. Sen bana yardımcı oluyorsun, çok teşekkür ederim. Ama bak, bu böyle yardımcı olmak değil, bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey falan değil. Bambaşka bir şey değil. Ben senin için fedakarlık yapıyorsam, sen de benim için yapacaksın. Bak, baban istedi, gittik evlendik. Değil mi? Ha? Benim de annem geldi, sen de gereken rolü yapacaksın. Bu benim gerekeni yapıyor halime. Bu kadar çıkıyor benden. Bak, ben kendimi iğrenç hissediyorum. Çok kötü hissediyorum zaten. Lütfen bak, beni zorlama. Ya sen niye kendini kötü hissediyorsun, iğrenç hissediyorsun? Ha? Sonuçta yanımda karım diye lanse ettiğin kadın gayet donanımlı, alımlı bir kadın. Hiç gülme. Gülme. Of. Ya gülme işte, gülme. Sen de beni iyice gömdün be. Yeter. Senin bir erkek olarak benimle gurur duyuyor olman lazım. Yok yok, yani senin hayatında erkek rol model olarak gördüğün tek insan abin olduğu için senin böyle olma çok normal ya. Sen Karsu'ya aşık mısın? O yüzden mi böyle dantını yapıyorsun? Lale! Hadi kızım. Çocuklar durmuyor. Anan çağırıyor. Geliyoruz anneciğim. Geliyoruz. Lütfen. Otur. Otur. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ederim Filiz. Bırak bu asil girizgahları Allah aşkına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu andaki sinirim ve gerginliğim asla geçmişle alakalı değil. Bunu bil. Tamam. Yüzüne bile bakamıyorum. Sen nasıl bir insansın ya? Filiz. Irmak benim hayatımın aşkı. Başlatma şimdi hayatından. Sapkınlıklarına kılıf uydurmaya çalışma. Hastasın sen. Sana kızamıyorum bile. Allah. Sana kızamıyorum, kendime kızıyorum ben. Benim gibi akıllı bir kadın senin içini nasıl göremedi diye kendime kızıyorum. Yemin ederim bir seferlik bir şeydi. Hiçbir anlamı yoktu. Ay. İşte buyurun. En klişe savunma da bu. Yakalanan her erkeğin ilk söylediği şey. Hiçbir anlamı yoktu. Ya o 15 dakikanın ne anlamı olacak zaten? Siz erkekler sanıyorsunuz ki biz o geçirdiğiniz dakikalara yanıyoruz. Yok öyle bir şey. Salaksınız siz ya. Derdimiz ne biliyor musun? Sevdiğin birinin başka birini istiyor olması. Yoksa sen o işi faaliyete dökmüşsün, dökmemişsin, sorun değil. Senin için bir anlamı yoktu. Evet, kabul ediyorum. Ama seven bir kadın için anlamı var. Enes, ben ne yapacağımı bilemedim. Çok yalnızdım. Bırak, mazeret değil bu. Yalnızmış. Sen sevmeyi bilmiyorsun. Senin sorunun bu. Hadi beni yıktın geçtin. Irmak'tan ne istedin? O senin için ailesinden vazgeçti. Yapma Filiz, ne olur. Irmak benim diğer yarım. Belli. Ona bir şey söylemeyeceksin değil mi? Bebek için söylemeyeceğim.
tek isteği anne olmak. Niye bu kadar çok istiyorsa onu da anlamıyorum ya. Ama şimdi kızımı üzemem. Tarih tekerrür etti deyip yapmam gerekir belki ama yapamam. Çünkü o benim evladım. Ben çok teşekkür ederim. Çok ama çok teşekkür ederim Filiz. Niye? Yalanına iştirak ettiğim için mi? Şu an kızıma ihanet ediyorum ben. Sen yine paçayı sıyırıyorsun. Ama yük benim omuzlarımda. Ne anladım ben bundan? Ha? Üzgünüm. İnan bana çok üzgünüm. Ben de. Seni hayatımıza soktuğum için en çok ben üzgünüm. Çocuklar, tabaklar bitecek. Helal. İç su iç kızım. Çok şükür evlatlarımı böyle mutlu gördüm. Laleciğimin bir bebeği de olursa daha da mutlu olacağız inşallah. İşte bu. Annem büyük laf söyledi. Bak damat, duydun mu? Emir büyük yerden. Bizim ailede çocuk çok önemli. Bak ben 3 tane yapabildim. Allah'a çok şükür. Çok sevdiğim bir TV dizisinde şöyle diyordu. Aile her şeydir. Maşallah ne güzel ya ama... Yani bizim çocuklar önce sizin düğün olur gibi geliyor bana. Tabii canım, olur. Değil mi hayatım? Tabii canım yani. Neticede evliliktir yani bu, değil mi? Anneciğim artık yani zaman değişti. Yani hiçbir şeyin öyle aceleye gelmesine gerek yok diyeceğim ama. Tabii tabii. Baba nasıl yani? Siz evlenecek misiniz? Yok kızım, nereden çıktı şimdi evlilik mevlilik ya? Öylesine muhabbet ediyoruz. Ha, evlenmeyecek miyiz? Nerede? Nasıl? Babam seninle evlenmez. Çocuk. Kayınço, net bir şey söyle ya. Ya şimdi... Bence de hayatım. Yani net bir şey söyle. Yavrum yani şimdi sofradayken insan ister istemez hani tabii ki de evleneceğiz de bunu biraz vakit var bunun için. Bir zaman geçmesi gerekiyor. Nasıl ya? Neyi nasıl yani? Ya... Öyle değil yani tam. Evet, nasıl yani kayınço? Ama şimdi sizde her yerden böyle soru abicimin kafası karıştı değil mi abi? Birazcık. Ya şimdi masada bak. Reha, sen evlenecek misin? Kim? Bunu da mı benden habersiz yapacaksınız? Ha? Aşk olsun sana. Yok anneciğim, öyle bir şey. Efendim? Nerede? Ne? Kayınço, detaylı bir şey söylesen keşke. Evet canım, detaylı. Değil mi? Damat... ben bir detaylı... Şu an aklıma geldi. Detaylı bir tuvalete gidip geleyim. Sonra detaylı detaylı konuşuruz. Nasıl olsa buradayız. Maşallahınız var ya. Affedersiniz. Çok özür diliyorum. Şu anda sen burada ölsen benim umurumda değil, biliyor musun? Ama maalesef Irmak hamile ve seni seviyor. Ayrıca bu rezilliği de benden öğrenmesini istemem. Şimdi seninle burada bir anlaşma yapacağız. Ne anlaşması? Bebek sağlıkla doğduktan sonra Irmak'ı karşına alıp ona her şeyi itiraf edeceksin. Yok. Filiz, ne olur bunu benden isteme. Hem... Üzerinden çok zaman geçmiş olacak. Maalesef. Bazı hatalar zaman aşımına uğramıyor. Ayrıca bu rezaleti benim bildiğimi de asla bilmeyecek. Evet, ben kızımdan çok uzun zaman ayrı kaldım, küs kaldım. Tamam, kabul ediyorum. Ama düşündüm. Ve zaman içinde çözdüm hadiseyi. Sakın ona gidip anlatmayacağımı düşünme, çok yanılırsın. Filiz, bunu benden isteme. Irmak beni asla affetmez. Sen yapacağını yaptın, merhamet göstermek bana mı kaldı? Hiç kusura bakma. Ya Irmak'ı karşına alır, her şeyi itiraf edersin ya da ben söylerim. Gerisi Irmak'a kalmış. Kendi kararını kendi versin. Ama eninde sonunda senin nasıl bir adam olduğunu öğrenecek. Kaçışın yok. Ne yapıyorsunuz siz? Irmak, hayatım. Ne oluyor burada? Irmak.
Ne oluyor? Söylesenize ben. Gizli gizli buluşmuşsunuz. Aptal değilim ben. Ya, yok canım, ne olabilir? Otursana sen şöyle. Anne, hayır, oturmayacağım. Bebeğime bir şey mi oldu? Ha, tahlil sonuçları kötü mü çıktı? Sağlıksız mı? Ha, söyleyin. Hayır, hayır, bir tanem. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Sen neler kurmuşsun kafanda böyle? Ay, ne oldu o zaman? Söylesenize, çatlatmayın. Parti. Bir parti organize etmek istedi Adnan senin için. Benden de yardım istedi. O yüzden şey yaptık, buluştuk. Parti mi? Evet. Ay. Of. Ay, neler düşündüm. Çok korktum ya. Of. Gel, gel. Of. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Ne yapacağım? Önemli değil canım benim. Sen mutlu ol istedim. Eh, sen de geldiğine göre sürprizin bir anlamı kalmadı aslında. Ay, teşekkür ederim, beni düşünmüşsünüz. Ha? İşte öyle, hep beraber olalım. Kalabalık kalabalık eğlenelim dedim. İyi düşünmüş müyüm? Ha? Şık, çok şık, nezih bir mekan tutabiliriz. Hatta İstediğin kadar davetli çağırabilirsin. Yok yani, öyle kalabalığa gerek yok. Hani biz bize oluruz ailecek. Olur tabii, olur. Öyle yaparız. Tamam. Nasıl nasıl isterseniz. Uf, çok korktum. Kız, uyuyor numarası mı yapıyorsun sen bize kız? Ha. Kalkalım o zaman ufaktan. Siz de yol yorgunsunuz. İyi olur evladım. Tamam, kalkalım annem, kalkalım. O zaman şöyle yapalım. Ben çocukları alayım. Damat, sen de hesabı öde. Nasıl? Riyacığım, sen çağırdın ya, sen ödesen sanki daha iyi olur. Allah Allah. Ha, oha, ben artık o aileden sayılır ya. Öyle şey olur mu, değil mi? Pardon, hesabı alabilir miyiz? Aman efendim, aa, aman, bu ne güzel güzel sürpriz. Reha Bey, nasılsınız? Siz çok sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Biz de ailecek yemeğe geldik. Kız kardeşim yeni evlendi de annem onun için Adana'dan geldi. Çoluk çocuk böyle yemeğe geldik. Ne kadar güzel. Sağ olun. Siz? Ben de arkadaşlarımla yemeğe geldim. Afiyet olsun, ne demek? Lale, kim bu kadın, tanıyor musun? İş yaptığı biri olabilir. Bir kadından bahsediyordu. Adnan'ın yanında çalışan biri galiba. Yani o galiba. Neyse, ben de bir gidip selam vereyim o zaman. Sizi görmek ayrıca güzel bu arada. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Hande, o da aileden bizim. Merhaba, Hande ben. Aileden. Selvi ben de, memnun oldum. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Çok sevindim sizi gördüğüme. İyi tamam. Eğlenceler diliyorum. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aileden. Yok, ben hiç öyle, ağzımı hiç öyle yapmıyorum. Çok kötü yapıyorsun beni. Ne oluyor Reha, ne iş? Ne iş? Tekstil işi. Ne iş olsun? Bana bak Reha. Heh. Ben Karsu'ya benzemem ha. Öyle fingir dediğini görürsem yakarım canını. Kızım, sen delirdin mi ne? Fingir demişsin. Nasıl konuşuyorsun sen? O benim iş arkadaşım ya, Allah Allah. Sen beni niye aileden diye tanıştırıyorsun ya? Ne diyeyim? Bu benim kan davalımın kızı mı diyeyim? Ne diyeyim? Sen ailedensin. Sen benim ailemsin ya, Allah Allah. Ben seni uyarmış olayım da canım, tamam? Ya Hande, Allah aşkına delirdin mi? Akşam yemeğe gelmişiz ailemizde. Biz Allah Allah iş yaptığımız insanlarla tesadüf karşılaşmışız. Bana hadi. Bak, ben senin ağzının eğilmesinden biliyorum da neyse, ailem var. Şey yapmayayım seni. Hadi çantan falan, her şeyin var mı? Tamam, hadi gelin bakalım. Ya, buyur anne. Bizim ailem uyuyor. Gel, dur yavaş. Hop, gel. Gel baba. Ailem uyuyor. Hop. Gel damat, gel. İyi akşamlar. Hoş geldin. Vallahi şu çarpık Atilla'ya uğramıştım. Evde yoktu. Madem öyle, ben de seni göreyim dedim. İyi yaptın, gel. Zaten kimseye de bir güle güle bile demedim ya. Gel. Ne olsun, olsun. Geç. White. Tam bir Filiz Hanım evi vallahi burası. Harikaymış. Ay.
Çok iyi oldu seni gördüğüm ya. Nasıl gidiyor? İyi misin? Ay, şunlar dibimde olmasa iyi olacağım da. Bir de yetmiyormuş gibi eski kayınvalidem geldi. Kayınvalidem mi? Bayağı aile saadeti diyorsun. Atilla hiç dayanamaz, asla. Sen nereden biliyorsun? Ben kaç gün onda kaldım ya Karsu. Yani tanıdım artık ben onu. O böyle bir nerd bir tip. Yani insan sevmeyen bir hali var onun. Onun ne sevdiği belli mi? O da doğru. Aman sal ya, ne hali varsa görsün. Aynen öyle. Keşke şuradan taşınsa da rahatlasa. Kim? Atilla. Yok, asla yok. Niye? Niye öyle bir şey dedin şimdi? Sen buradasın Karsu. Ben varım. O yüzden gitti evlendi değil mi? Yani Reha ile en yakın arkadaşımın şurada yaşaması yetmiyormuş gibi bir de bunlar geldi buraya. Of. Ay. Karsu. Belki de senin böyle bir etrafındaki insanların kısmetini açan bir tarafın vardır. Böyle olağanüstü bir yetenek gibi yani. Vallahi bak var böyle insanlar. Kısmet açıcılar. Dalga geçme. Ya etrafındaki herkes evleniyor baksana. Dur bak hatta ben sana şöyle bir sürtüneyim. Belki ben de evlenirim. Bak evlenirsen nikah şahidin benim ama tamam mı? Söz ver. Sen söz ver. Söz be söz. Vallahi ev... Tamam sen olacaksın. Anlaştık tamam. Filiz Hanım Allah aşkına ne olur bir sarılacağım lütfen. Ben sizden nasıl özür dilesem, sizi ne aradım ne sordum bir güle güle bile demedim ya. Sıvadım ya. Olsun. Nasılsın Mert? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Siz teyzemden mi geliyorsunuz? Yok Irmak anlatsın artık size. Ben biraz yorgunum yatacağım. Hadi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Nerelerdesin sen ya? Irmak. Anlatacağım. Gel. Ne oldu be? Ay anlatacağım. Suratı niye öyle? Hadi. Ben annemi takip ettim. Annem de Adnan'la buluştu. Ne? Adnan kim? Benim kocam. Esin meğer bana sürpriz parti planlıyorlarmış. Yani ben de bebekle ilgili bir şey var falan zannettim. Aklım çıktı. Ne güzelmiş işte. Parti, marti, sürpriz. Harika. Bana hiç bahsetmedi böyle bir şeyden. Karsu ben de şok oldum yani. Ama tabii ben gidince yani sürprizi falan kalmadı artık. Neyse böyle işte. Biz bize bir şey yapalım diyorum. Belki burada yaparız. Ay Mert, müsaitsen sen sahneye çıkar mısın? Ya sen deli misin ya? Müsait olmasan bile o sahne benimdir. Arkadaşlar deliler gibi eğleneceğiz, kuduracağız tamam mı? Eğlence işleri benden sorulur. Bir kuruş para da istemiyorum. Oldu. Üstüne bir de bize para öde istersen. Hakikaten ya olur mu öyle şey? Mis gibi olur. Ya siz bana en kötü günümde yardım ettiniz, evinizi açtınız. Bırakın ben de bunu yapayım bari ya. Ya illa bir şey vermek istiyorsanız orkestraya verin, ben almam. İyi anlaştık. Hadi bakalım, anlaştık. İşte böyle. Ben çok yorgunum, yatacağım. İyi geceler. Hadi git dinlen. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Mert yine bekliyoruz. İnşallah gelirim. Görüşürüz. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ya annemin Adnan abiyle buluşması... parti organize etmek için falan bir tuhaf geldi. Neyse. Kahve içer misin? Vallahi bir kahveni içerim. Hadi hemen bir kahve yapayım sana. Atilla, ben yatıyorum. Sen de geleceksin herhalde değil mi? Çıkarayım mı kucağımda yatağımıza? İster misin? Taşıyayım seni. Hoşuna gider mi? Annem benim odamda yatıyor. Biz de birlikte yatacağız. Onu soruyorum. Öyle değil mi? Hayır, burada yatacağım ben. Hayır. Hayır, bir şey olmaz. Hayır, mümkün değil. Olamaz öyle bir şey. Annem sen uyanacak, seni burada görecek. Abi çocuk niye burada yatıyor diyecek. Sonra bana bin tane soru soracak falan. Olmaz, mümkün değil. Şöyle bir şey olmayacak. Bak ne olacak? Annen kalkacak, görecek beni burada. Ah diyecek yavrum ya, sabaha kadar uyumamış. Çalışmış ailesi için, istikbali için, eşi için. Daha ne olsun ya, değil mi? Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bir kadınla bir erkek yan yana yatınca illa aralarında bir şey olacak diye bir şey yok. Bunun farkındayız değil mi? Farkındayız. Allah Allah. Ne oluyor ya?
Ama sen diyorsan ben kendimi tutamam, yapamam, engel olamam. Aynen. Ben kendimi tutamam, yapamam, engel olamam. Sen benim kafamdaki düşüncelerle çok güzel kafanı meşgul etme ya. Annen yine kalmak isterse bizde ne yaparız? Eha'ya söyleriz, gider onda kalır. Burada her şeyin çözümü var ya. Hadi yat sen. Hadi Allah rahatlık versin sana. Sana da. Uyuyamadın mı? Yok işte. Yatıyorum birazdan. Hı. Ne oldu? Ne bu parti mevzusu? Ay ama Irmak söylemedi mi? Kocası sürpriz parti yapacakmış. Söyledi de yani senin o adamla akşama bir saatinde sırf Irmak'a bir parti organize etmek için buluşmayacağını biliyoruz. En azından ben biliyorum. Başka bir şey mi? Allah'ım, biri bitiyor, öbürü başlıyor. Ya siz nesiniz ya? Hafiye kardeşler mi? Her şeyin altında bir şey arıyorsunuz. Biri takip eder, biri gelir sorguya çeker. Evet. Böyle sinirlendiğine göre demek ki doğru bir yere parmak basıyorum. Çek parmağını o zaman. Çünkü bir şey yok. Irmak her şeyin düzeldiğini zannetsin, bir an önce evine dönsün diye ne derlerse peki diyorum. Tamam hadi. Başka bir şey yoksa yatacağım ben. Eminsin değil mi? Eminim Karsu, git başımdan. Hadi kızım. İyi tamam, peki iyi geceler. Filiz, bana bak. Bu sürpriz partiyi sırf Irmak bir şey anlamasın diye uydurdum. Yoksa söylediklerim baki. Bebek doğana kadar susarım. Ondan sonrasını biliyorsun. Peki Filiz. Ayrıca parti için kılımı bile kıpırdatmam. Her şeyi sen halledeceksin. Tamam. Merak etme. Her şeyle ilgilenirim. Tamam. Hadi. Emin misin? Eminim, çok eminim. Hadi yat sen. İyi geceler. Korkarsam gelirim ama. Tamam, gelirsin. Korkarsam buradayım ben. Hadi, hadi yat Allah aşkına. İyi geceler. Geçin.
Genç, bakar mısın? Buyur abi. Bu sitede çalışıyorsun değil mi sen? Hı hı. Yönetici asistanı gibi bir şey. Ah işte. Aradığım adamsın. Nasıl? Ya senden ufak bir şey isteyecektim ben. Yani ne gibi? Bu Filiz Hanım var ya, sitenin yöneticisi. Hı hı. Onun hakkında bilgi almak istiyordum. Abi ne bilgisi? Yok oğlum, korkulacak bir durum yok ya. Bana baksana bir ya. Tehlikeli birine benziyor muyum ben? Evet abi, bayağı. Ha, hadi ya. Ama değilim sonuçta. Ya nasıl desem, bu bir gönül meselesi gibi düşün. Ya benim bir akrabam Filiz Hanım yakından tanımak istiyor da. Filiz Hanım. Ha. Anladım abi. Al sen şunu. Bu ne abi? Al koçum, al. Al ya. Bu ne? Genç adamsın. Bir ihtiyacın olur. Senden tek istediğim Filiz Hanım'ın günlük programını bana haber verme. İşte kaçta çıkıyor, nereye gidiyor, taksiye mi biniyor, otobüste mi gidiyor vesaire vesaire. Tamam mı? Bu kadar mı? Bu kadar. Aa. Sen benim istediğimi yap, ben seni paraya boğarım. Anlaştık abi, tamam. Anlaştık değil mi? Tamam. Koy artık şunu cebine ya. Tamam abi. Yaz bakalım telefonumu da. Geldim baba. Kapıcının oğlunu bağladım. Çiçekçiyi ayarladın mı? Hepsi halledildi baba. Aferin. Hadi Atilla, bizi fark etmeden gidelim lan. Bak Dilaver, sakın yakalama. Bu Atilla'nın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir sıkıntı yok baba. Sen merak etme. Sabah Adnan'la konuştuk. Partiyi bu akşam yapalım diyoruz. Ne partisi? Doğum günü mü? Vallahi ben de bilmiyorum ne partisi olduğunu çocuklar. Gerçekten ne partisi bu? Bebek. Bebek kutlaması gibi öyle bir şey galiba. Ama boş verin ya. Bize kutlama olsun. Anne çok teşekkür ederim. Rica ederim. Adnan her şeyi ayarlıyor. Sahneye de Mert çıkacak. Karşı ayda gelecek mi? Hayır. Peki babam? Biz bizeyiz. Karsu ya, sen doktora bugün mi gidecektin? Evet. Sonuçlar çıkmıştır artık herhalde. Ha, iyi ama haberdar et beni, tamam mı? Kötü bir şey olmasın da. Karsu, tek doktorla kalmayalım ya. Şu bizim doktora da git, o işin en iyisidir. Bence gerek yok ya. Bayağı kapsamlı bir test yaptılar çünkü. Rakamsal olarak da bayağı kapsamlıdır eminim. Hem de nasıl? Ama kızım boş ver Allah aşkına. Sağlık her şeyden önemli. Öyle. Anne, bu arada hafta sonu Tuana'nın doğum günü var. Ona hediye bakmamız lazım. Olur canım. Gider bakarız bir şeyler. Bir şeyler değil anne. Hem benim ne alacağım belli. İyi. Ne güzel karar vermişsin. Daha hızlı olur böylelikle. Ben karar vermedim. Tuana'nın listesinden seçtim. Ne listesiymiş bu? Doğum günü listesi. Artık doğum günü hediye listeleri var. Allah Allah. Düğün listesinden sonra bu da mı çıkmış? Dönemin çocukları bir tuhaf. Anne, okul çıkışı gideceğiz değil mi? Tamam kızım. Gider alırız. Ne seçtin sen? Pembe, üstü taş işlemeli tütü. Az solist sanki. Baş balerin. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun evladım. Lale, keşke abine haber verseydin. Sıkmayı çok sever. Anne ya, boş ver, sakin sakin. Ediyoruz kahvaltımızı Allah aşkına. Ben götürürüm sonra onu. Hı, tamam. Lale. Hı. Abin Hande ile evlenecek mi gerçekten? Anneciğim, olur mu öyle şey ya? Yok öyle bir şey. Ya sen ona takılma sakın. Hayır, aşkım benim. Kafana takma, öyle bir şey yok. Siz Hande'yi çok sevmiyorsunuz galiba. Nasıl seveyim evladım? En yakın arkadaşının kocasıyla olan bir kadın nasıl sevilir? Yuva yıktı o. Haklısınız tabii. Ama hani her hikayenin iki tarafı var gibi gelir bana biraz. Reha da karısının en yakın arkadaşını ayartmış gibi gözüküyor dışarıdan. Allah'ım bilir. Oğlumun kanına girdi. Reha yapmaz öyle şeyler. Anladım. Tabii siz daha doğrusunu bilirsiniz. Atilla. Ben birazdan giyinip çıkacağım. Sen de benimle birlikte çıkarsın değil mi? Ben de yayın evine gidecektim. Vallahi çok iyi olur. O zaman hızlı hızlı ye. Acele etmeyin. Doğru dürüst kahvaltınızı bitirin. Karnınızı doyurun, öyle çıkın evladım. Tamam anneciğim. Sen biraz daha ye.
Ay bir yaşıma daha girdim. Irmak seni takip mi etmiş yani şimdi? Ay vallahi sorma abla. Karşımda onu bir anda görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Artık işte harti marti çıktı ağzımdan, geveledim bir şeyler. Karsu yemedi tabii. Acaba diyorum şu Karsu'ya gerçekleri anlatsan. Oldu. O da gitsin hemen ırmağı yumurtlasın. Ben bu riske giremem. Hamile olmasaydı yapardım ama hamileliğinde böyle riskli bir dönem geçirirken yapamam. İyi işte tamam. Bak bana bu söylediklerini aynen Karsu'ya anlatsan. Anlar o da. Hayır, onun da bir şey anlayacak hali yok abla. Yani o da haklı. Ona da kızamam. Şimdi bir de uyduruktan parti falan olacak yani. Aynen öyle. Mert sahneye çıkacak. Şey, Adnan her şeyi halledecek. Biz de eğleniyormuş gibi yapacağız. İyi de nereye kadar Filiz? Gittiği yere kadar abla. Ne diyeyim artık? Allah, hangi kızıma üzüleceğimi şaşırdım. Bir de yalan üstüne yalan söylüyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar? Ay abla, gün doğdu, akşam oldu, ay doğdu, bir şey olduğu yok. Hala Irmak üzülmesin diye düşünüyorsun ya. Annelik böyle bir şey işte. Ay, bıktım ben vallahi. Ay vallahi bıktım. 3 ayda yaşlandım resmen. Git yüzüne bir şey sıktır. Seviyorsun sen. Kafama sıktırsam daha iyi. Neyse giderim bir ara, motivasyon olur. Git git. Kafam dağılır. Ay abla ya. Şu Domes Şükran gelmiş, ona bir uğrasak bir 5 dakika. Ha? Ya ne de olsa eski hukukumuz var. Beraber gidelim. Bir çırpıda çıksın aradan. Kek yapmıştım, onu da götürelim de. Orada yeriz. Ay Allah, iyi olur. Kahveleri içelim de gidelim. Buna da şimdi laf çıktı bak, görüyor musun? Bayılır, bayılır. Tam ona malzeme bu şu an. Ama nereden bilecek canım? Ne? Sen gör bak. Ya böyle annemle buluşmanız, bu partiyi organize etmeniz falan ne kadar ilginç değil mi? Öyle. Öyle tabii. Ben tabii yani her şeyin bir anda düzelmesini beklemiyorum. Böyle bir şey beklenemez. Ama bak sana söylemiştim, ben orada kaldıkça sanki yavaş yavaş bir şeyler düzelecek gibi. Ne oldu, sen inanmıyor musun? Yok, bir şey demedim ki. Ay demedin de böyle bir hani böyle bir güldün yani. Tanıyorum seni o kadar abla. Canım benim. Senin yüzün güldüğü için mutluyum. Ama benden uzakta olduğun için de üzülüyorum. Ay hiç üzülme. Benim için hiç üzülme. Ya ben belki evlendiğimizden beri ilk defa bu kadar iyiyim. Çünkü gerçekten artık bir şeylerin düzelebileceğine inanmaya başladım. Sen mutlu ol. Bebeğimiz iyi olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Yani o kadar işin arasında şu partiyi de düşündün. Tabii ki düşüneceğim. Söz konusu sensen, ben her şeyi önceden düşünürüm biliyorsun. Heyecanlı mısın peki? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ve çok hazırım. Tamam. Yani bunun böyle benim partimmiş gibi hani olmasını istemiyorum. Sanki ailemizin partisi gibi olsun. Ne bileyim, küsler barışsın. Herkes birbirine zeytin dalı uzatsın. Ne güzel düşünmüşsün. Benim iyi niyetli, düşünceli sevgilim. Peki, kimler davetli olacak? Yani kim istiyorsa gelsin. Öyle davetiye falan olmayacak. Böyle siteye yakın bir yer organize ederiz belki. Biz oluruz ya, aile içinde. Tamam. Reha? Ben özellikle Reha'yı tercih etmem tabii ki. Ama hani yani... İstiyorsa gelsin, ne bileyim. Hayır, şimdi birlikte iş yapıyoruz falan ya. Hani yanlış anlamasın. İyi tamam, sen davet et o zaman, gelsin. Ama gıcıklık yapmasın. Karsun da canını sıkmasın. Hiçbir şey o gece sizin canınızı sıkamaz. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Tamam mı? Canım benim, teşekkür ederim. Rica ederim. Çok heyecanlıyım. Ay ben de şimdi nerede kaldınız diyordum. Hoş geldin Şükrancığım. Hoş bulduk Filizciğim. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Siz de hoş geldiniz. Size havuçlu kek yaptım. Ama kepekli ondan. Ay ellerinize sağlık. Çok zahmet olmuş. Vallahi ablam dikkat ediyor çok. Şekeri basıyor, unu kepekli koyuyor. Ay,
Özleştik vallahi. Ya ne hasret ne hasret değil mi? Tebrikler. Sana da kızı da evlendirdin. Ya öyle oldu. Allah herkesin evladına nasip etsin inşallah. Amin. Ah Filiz'cim. Ben bizim çocukların durumuna hala çok üzülüyorum. Karsu benim gönlümdeki gelin inan ki. Ya ya. Sen de kesin onun gönlündeki kayınvalidesindir eminim. Şükran Hanım ne kadar kalacaksınız? Vallahi bilmiyorum. Aslında buranın havası bana pek iyi gelmiyor. He. Zaten kızımla damadımı göreyim diye geldim. Tabii. Darısı Reha'nın başına artık. Ay yok Reha evlenmez. Vallahi yeni gelin adayı kararlı. Hani keşke evlenseler de daha büyük bir eve geçseler. Şahane olur yani. Herkes de cennetlikmiş. Doluştuk siteye. Ah Filiz'ciğim. Ben her gün dua ediyorum Karsu'yla barışsınlar diye. Ay aman etme bence. Kimin duasının tutacağı belli olmaz. Hiç karıştırma o işleri. Ben havuçlu keke biraz da portakal koyuyorum. Ay kusura bakmayın ben unuttum. Bir çay koyayım geleyim yeriz beraber. Tabii. Ay abla şurada iki laf sokmaya geldik kek diye tutturdun ya. Kızım dünyanın cevizini koydum ben onun içine. Birer dilim yiyelim bari. Ay oburluk mu yapıyorsun tasarruf mu belli değil yani. Aa. Çıkar şurada rahat otur çay gelecek şimdi. İnanamıyorum sana ya gerçekten yani. Portakal koyuyorum ama. Sus. Şüphelendiğimiz hiçbir şey yok. Fıtık yok. Donuk omuz da yok. Çok sevindim. Neymiş peki? Biz bu tip aralara fibromiyalji diyoruz. Yani sırtınızdaki kaslar stres dolayısıyla öyle bir kasılıyor ki bunlar size baş, boyun ve omuz ağrısı olarak geri dönüyor. Evet. Peki ne yapmamız gerekiyor? Stresten uzak duracaksınız. Ay çok özür dilerim böyle yüzünüze bir anda güldüm ama yani o nasıl olacak? Mümkün mü öyle bir şey doktor bey? Benim üç tane çocuğum var. Yeni boşandım. Annemin yanında yaşıyorum. Ve eski kocam benim en yakın arkadaşımla beraber. Ve onlar da şu anda beraber aynı evde yaşıyorlar. Hatta bizim... Biz içinde de yaşıyorlar. İstanbul'da başka bir yer yokmuş gibi geldiler bizim siteye taşındılar birlikte. Bu arada annemle çok uzun zamandır konuşmuyordum. Neden? Çünkü annem benim çocuğumu kaybetmişti bundan 3 sene önce. Çok korkunç zamanlardı gerçekten. Neyse ki sonra çok şükür Allah'ıma bulduk onu. Tabii birbirimize alışma sürecimiz de çok sancılıydı. Sormayın kaçıp kaçıp duruyordu ama neyse ki çok şükür artık hiç yok öyle şeyler. Bitti onlar ama bir taraftan da benim ablam geldi bizim eve. Yıllardır görüşmüyorduk biz ablamla çünkü ablam da annemin ikinci kocasıyla kaçmıştı. Ve ablam da şu anda hamile, o da bizimle aynı evde yaşıyor. Hepimiz aynı evin içinde buluştuk. Bir de bunların hepsi yetmiyormuş gibi benim yıllar sonra ilk defa bir şey hissettiğim adam, hatta belki bilmiyorum, belki de aşık oldum bilmiyorum orası şu anda tam ama o adam gitti benim. Eski görümcemle evlendi ve bizim sitede yaptılar düğünlerini. Yani bu kadar yer varken koskoca İstanbul'da geldiler bizim sitede. Ay inanılmaz. Evlendiler ve bizim, ya benim karşı komşum. Ya böyle değil miyiz o kadar? Biz hepimiz tek bir sitenin içinde yaşıyoruz inanır mısınız? Ben nasıl stresten uzak duracağım ya?
içine giren insan gibi oldum, pardon. Tabii şu anda ben bunları anlatırken size bayağı şakır şakır ağlıyor olmam lazım ama... Bilmiyorum, galiba gözyaşı kalmadı artık bende sanki. Neyse, bir toparlanayım. Evet. Affedersiniz. Ne diyordunuz? Bakın, bu tip ağrılara sakinleştiriciler, antidepresanlar önerilir. Hmm. Kesin çözüm olur demiyorum ama... en azından ağrılarınızı bir nebze olsun azaltacaktır. Hayatta neyin kesin bir çözümü var ki benim ağrılarımın olsun? Bakın, bu ilaçlar sayesinde daha sakin, daha mutlu biri olabilirsiniz. Lütfen ön yargıyla bakmayın. Yok Ayşe, ne ön yargısı, tıp, ilaç, bunlara ön yargılı olamam ben. Tabii ki de. Ama yani benim iyileşmem sanki sadece ilaçlarla değil de... çocukluğumda inandığım şeyleri unutmakla olacak gibi. Ama tabii o da nasıl olur bilmiyorum. Bakalım, neyse, göreceğiz hep birlikte. Buyurun reçeteniz. Arzu, iyi misin? Ne işin var senin burada? Tahlil yaptırmaya geldim ben de seni merak ettim. İyi misin? Şaka falan mı yapıyorsun sen bana? Yok, ben... Neden? Nasıl olduğunu merak ettim. Neden? Hastanede acilin önünde görünce sağlığından endişe ettim, sordum. İyi misin? Etme. Endişe etme. Biz seninle arkadaş değiliz. Ben seni merak etmiyorum. Sen de beni merak etme, tamam mı? Sen bu kadar laf sokabildiğine göre demek ki. İyisin, değil mi? Bir tane soru sordum, o kadar. İyiyim ben. Sorma. Bırakayım ister misin? Gerek yok. Omzun kötü değil mi sen? Sen benim omzumu nereden biliyorsun ya? Tahmin ettim. Yani hep tutuyorsun. Yanlış mı tahmin ettim? Bana bundan sonra göz ucuyla bile bakma. Yalandan merhamet de gösterme. Eğer ikimizin arasında acınacak biri varsa o sensin, ben değilim. Filiz Hanım, biz sitenin etrafındaki bütün mekanları inceledik. Ve organizasyonunuza uygun sitenin çok yakınında çok şık bir mekan bulduk. Biz daha önce de yurt dışında pek çok düğün yaptık. Bize güvenebilirsiniz. Versay Sarayı'nı kapattık. Oh, çok güzelmiş. Pardon, sizin isminiz neydi şekerim? Didem. Didem Hanımcığım, çok güzel şeyler yapmışsınız, tebrik ediyoruz. Fakat biz o kadar kapsamlı bir şey düşünmüyoruz. Yani daha mütevazı bir şey olsun istiyoruz. Sonuçta düğün değil, bir şey değil. Hani görmemişin oğlu durumu olsun istemeyiz. Siz güzel bir masa kurun. Şöyle şık, zarif bir masa olsun. Garsonları ayarlayın. Bizim için yeterli. Havai fişekten de mi vazgeçiyoruz? Her türlü fişekten vazgeçiyoruz. Biz çevre dostuyuz çünkü. Evet. Kaç tane kuş ölüyor biliyor musunuz o saçma ışık gösterisi esnasında? Aynen öyle. Yani biz hayvan severiz. Çevre dostuyuz. Evet, anlıyorum. Şimdi o zaman Ömer, ben sana bırakıyorum her şeyi. Sen Demet Hanımlarla ilgilenirsin. Tabii. Didem. Pardon, Didem Hanımlar ortalarda o kaybolma bir yere bana taksi çağırdın değil mi? Çağırdım. İki de burada olsun dedim. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin size. Sağ olun. Hadi çıktım ben. Pardon. Alo abi. Filiz Hanım şimdi çıkıyor. Taksi çağırdım. Plakası 03. İyi günler. İyi günler. Aa. Bahar dalları, ay çok da severim ya. Şoför bey, bilmiyorum haberiniz var mı? Bu arkada bir demet çiçek var. Yok, sizden önceki müşteri unuttu sanırsam. İsterseniz sizin olsun. Aa, yok canım, başkasının malını niye alayım? Ben gece yarısına kadar çalışıyorum, yazıksa olmasınlar. Sahibi beni bulursa falan anlatırım ben, merak etmeyin. Ama yok yok, hem pahalı da bunlar şimdi, olmaz. Hanımefendi, siz alın, sorun yok. Eyvallah. Madem o kadar ısrar ediyorsun, alayım bari. Hayır. Çok da güzeller ya. Ay.
Zamanı da kısa bunların, biliyor musun? İyi ama tamam, bak mesuliyet senin. Abla, bu zamanda kimse çiçek peşine düşmez, merak etme sen. Ay vallahi ben olsam düşerdim. Ay neyse, Nişantaşı'na gidiyoruz. Hadi. Karsu'yu görebildin mi abi? Yalanla. Tesadüfen karşısına çıkmışım gibi yaptın. Konuşmadı tabii ki, tabii ki. Sen sorarsın artık. Sen merak etme abi. Ama onun derdi zaten belli. O stres ve şiddetli üzüntüden. Yok abi, sen üzdün diye söylemiyorum. Ya hayır, tabii üzdün de. Of, Cevdet ya. Öf, öf, sıkıldım ha. Abi kadının başında zaten bin türlü dert vardı. Seninki hani şey oldu. Ya abi şu an ne desem bana kızacaksın değil mi? Dikkat et ya Karsu'ya. Omzunda bir şey var hakikaten yani. Dükkanda bir şeyler kaldırırken, indirirken falan ama yorulmasın yani. Yok abi, sen merak etme. Doktor bulacağız bir de. Sen merak etme abi. Ben destek olurum. Al. Ah asıl. Takı alacaksın sen. Abi Karsu takıyı kabul etmez. Öyle takıyla affedecek bir insan. Oh. Allah'ım, tabii ki doğal olarak öyle anladın da sanacağım aşkım. Kayınvalide Şükran Hanım sağ olsun kızına, bana çok güzel takılar almış. O kadar güzel ki böyle, o kadar iyi ki uçarsın. O yüzden bizim altta kalmamamız lazım şimdi. Abi. Ayıp olur. Ayıp olur. Abi o kadar doğru birine geldin ki, takı işi benim işim. Allah'ım neler uğraşıyoruz, delireceğim. Takı benim özel ilgi alanım. Ben şimdi kapalı çarşıya giderim. Öyle bir takı seçerim ki kayınvalidenin aklını alırım. Ayı gibi pahalı bir şey al. Öküz gibi pahalı bir şey al. Abi benim ucuzda işim olmaz ki zaten. Ha? Akıllarını başlarından alacağım. Bana bırak. Oh, neyse. Ben kayınvalidemi, bir Şükran Hanım teyzeciğimi, bir oğluna bir postalarsam öyle bir rahatlayacağım ki. Halime bak ya, delireceğim. Abi bu kayınçoğun beyefendi Reha. Anneciğini alıp iki gün kendi evinde misafir etse ya. Geçecek, geçecek. Halledeceğim o işi. Kitapçıda durumlar ne? Fena değil. Fena değil ne o? Abi şöyle. Dükkana bir tane adam gelmiş. Hı. Kitap almış. Parasını sonra veririm demiş. Bir de nur yüzlü, düzgün görünümlü bir adam. Karsu'da inanmış. Sonra arazi. Karsu'da üzülmüş. Gururuna yedirememiş. Diyor ki ben illa bu parayı maaşımdan keseceğim. Oğlum ya. Abi ben zaten kabul etmek istemedim ama Karsu'yu biliyorsun, çok onurlu, gururlu. İlla dedi, yüzünü de sarkıttı mı? Biliyorum. Tabii ki Karsu. Abi insanlar kitapmış alıyor ya. Yuh kardeşim ya. Abi ben de şaşırdım. Önce dedim ki bu entelektüel bir hırsız. Ya kitap okuma isteği var. Ama cebinde parası yok. Zavallı dedim. Keşke. Ama sonra düşündüm. Dedim bu kesin çaldığı kitapları birine okutmuştur. Sinirlendim. Sonra dedim ki kime okutacak? Gariban bir öğrenciye okutmuştur. Yarı fiyatına kitap almış oldu. Helali hoş olsun dedim. İyi. Abi bir şey daha var. Oh, hiç hazır değilim. Söyle. Dilaver sitenin yakınlarında görülmüş. Yani bence Hasan Baba'ya haber uçuruyor bu. Siteden. Biz... Ya Karsu'ya. Yok abi, sanmam. Sanmıyor musun gerçekten? Yok abi. Ah, sakinim. Çok sakinim. Aman ablam, güzel ablam. İster misin sana vereyim bir demet? Ha, sağ olasın. Bak var benim zaten. Biraz da pahalı. Senin tek bahar dalın öyle yalnız hisseder. Bir demet de benden olsun. Yok yok. Ya nakit yok şu anda yanımda. Olmasın be ablam. Benden sana bir hediye olsun. Allah Allah. Niye hediye ediyorsun ki durup dururken? İçimden geldi be ablam. Sana bahar dalları feda olsun.
Al al. Ya, helal et ama. Helal abla al. İyi tamam peki hadi teşekkür ederim sağ olasın. Hadi hayırlı işler. Allah Allah bugün de böyle üst üste bahar dalları enteresan oldu yani. Vallahi Adnancığım her şey çok güzel, her şey yolunda. Biz Selvi Hanım'la ilerliyoruz. Evet, haberim var ya. Şimdi ben en kısa zamanda inşallah senin karşına çok yol kat etmiş bir şekilde çıkacağım. Zaten Adana'dan pamuk örnekleri de yola çıktı. Hayırlısı olsun, kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Reha, ben seni başka bir şey için aramıştım ama... Buyur lütfen. Akşam Irmak için bir kutlama yemeği yapacağız. Eğer bir işiniz yoksa sizi de bekliyoruz. Irmak bizi davet ediyor mu ya? Ben istedim. Çocuklar da olacak, hep bir arada olalım istedim. İyi tamam, benim için hava hoş, geliriz tabii. Tamam, o zaman akşam görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. Bu nasıl bir rahatlık, bu nasıl bir genişlik arkadaş, ben anlamıyorum ya. Irmak için kutlama veriyor. Neyi kutluyorsun lan, neyi kutluyorsun? Bir önceki ailenin dağılmasını mı kutluyorsun? Neyi kutluyorsun sen? Boş mu? Boş hanımefendi, buyurun. Aa! Vallahi şansa bak. Aa! Vallahi şanslı günümdeyim. Bir baktım, beni bekler gibi sanki siz duruyorsunuz. Demirci köye gideceğiz. Tabii. Aa, burada şey davetiyeler var arkada. Herhalde benden önceki müşteri unuttu. Aa, evet olabilir hanımefendi, unutulmuş herhalde. Rica etsem bir bakabilir misiniz? Bir isim, adres bir şey var mı? Olur, bakayım. Bahar Dalı Şöleni'nde Bahar'ı karşılamaya davetlisiniz. Allah Allah. Neymiş hanımefendi, var mı bir şey? Aa, şölen davetiyesiymiş. Tamam, alayım onları ben o zaman. Unutan kişi gelirse kendisine veririm. Aa, tabii tabii. Hemen şöyle vereyim size. Buyurun. Bayağı da fazlaymış. Birini alın isterseniz. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Kısmetinizde varmış hanımefendi, onun için diyorum. Doğru. Kısmetimizi geri çevirmeyelim o zaman, değil mi? Teşekkür ederim, aldım. Anne, niye onlarla geldik ki? Kızım, geldik işte kardeşlerine. Hadi sen göster hangi etekmiş bu. Selin'cim, dokunma ona lütfen. Anne, etek bu nasıl? Bu etek için mi geldik bu mağazaya? Kızım, bundan her yerde bulabilirdik. Anne, önemli olan zaten etek değil, markası. Neymiş bu marka meraklılığı? Ben anlamıyorum bu yaşta. Aa. Ödeyelim hadi. Ne kadarmış bakayım? 2000 lira mı? Şaka mı bu ya? Değil anne. Niye şaka olsun? Hem ucuz bile. Tılsım, delirdin mi sen? Koy onu yerine. Olmaz, alamayız bunu. Anne, niye ya? Çünkü çok pahalı kızım. Çocuklar birbirine böyle pahalı hediyeler almaz. Olmaz, koy yerine hadi. Anne. Deniz. Anne, söz verdim. Vermeseydin. Ben sana sordum. Sen tamam alırız dedin. Kızım tamam ama o zaman fiyatını bilmiyordum eteğin. Selin. Deniz, yapma. Anne, sen niye böylesin ya? Her seferinde, her dakika beni rezil ediyorsun. Bıktım ya. Hem benim okulda bir adım var anne. Ne olacak şimdi? Sen bu eteği almayınca adım mı zedelenecek? Evet, aynen öyle olacak. Kusura bakma. O zaman gitme doğum gününe Tılsım. Ne yapabilirim? Anne, gitmesen bile almak zorundayım. Deniz, ne yapıyorsun? Hanımefendi, olmaz ama. Selin, ne yaptın sen? Çok özür dilerim. Leke olmuş bu. Ben ne hesap vereceğim? Benden alacaklar parasını. Yok, haklısınız. Ne kadar bu elbise, ben alayım bunu. 1250. Tamam, alayım ben bunu. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Melis Selinci olmuyor, Selin Selinci. Tılsım, yeter, kes sesini.
Anne, kızdın mı? Çok kızdım. Kusura bakmayın. Sevgilim, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin oğlum, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Biz de kahve içiyorduk annemlerle. Ne haber Atilacığım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya ben biraz aceleye geldi tabii. Unuttum. Kusuruma bakmayın lütfen ama aldım. Bu senin. Ay ne gerek vardı ya? Aa, Laleciğim ne demek ne gerek vardı? Kocan o yol. Düğün hediyesi bu tabii ki de alacak. Benim kızım tok gözlüdür. Aç bakayım. Aa. Bu ne ya? Atilla bu biraz fazla değil mi? Bence az bile ya. Oğlum sen ne yaptın böyle? Lale şöyle bakayım ya. Bu Rüney Sultan da gelinini almıştı böyle bir şey. Bu ne oluyor bu? Sultan mı? Trabzon seti mi? Bu ne bu? Öyle galiba. Öyle öyle ben biliyorum. Trabzon işi bu. Böyle incecik tellerden örüyorlar. El işi de çok Kont'te kıymetli. Kont'e her şeyini de almışsın maşallah. Maşallah. Evet çok güzelmiş. Bu arada Irmak için bir gece düzenleniyormuş akşam. Hepimizi çağırdılar. Biz de gideriz herhalde değil mi? Tabii ki. Ay onlar da bir hoş ha. Hem de ne? Neyse artık bir ayıp olmasın diye yarım saate uğrayıp kaçarız. Tabii ki. Bakayım. Ay Atilla Bey'e bak ya. İyi günler de güle güle tak. Çok hoş. Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz ve üstünüzü değiştiriyorsunuz. Hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvah. Kapıştınız mı? Evet. Oldu mu böyle üst üste olur ya her şey. Annem nerede? Teyzeme gitti. Ay anneme gideyim söyleyeyim de gelsin. Dursun çocukların başında. Benim bir kırtasiyeye gitmem lazım. Sinirden alacaklarımı unuttum ya. E ben buradayım Karsu. Ben bakarım çocuklara. Yok yok onlar sana şımarırlar şimdi. Onların hakkından bugün annem gelir. İyi sen bilirsin. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım bir kendime geleyim. Dur. Ay kafa kalmadı. Bir şey istiyor musun? Yok sağ ol. Ay çok güzelmiş. Bakayım. Aa, ay bu kadar tesadüf olamaz. Kız Filiz kim bu acaba? Tesadüf değil canım o kesin. Ya gizli bir hayranım herhalde. Sapık olmasın. Ay bana hayran olmak için sapık mı olmak gerekiyor abla? Yok canım onun için demedim ya. E niçin dedin o zaman? Baksana geçtiğim yollara bahar dalları koymuş şey yapmış. Ay sevdiğimi de nereden biliyorsa. Ya ya. Bana bak, bu bizim emekli albay olmasın? Ay lütfen olmasın abla. Ay, ne yapayım ben onu portatif dişleriyle? Sen onlar kaç para emekli maaşı alıyor biliyor musun? Ha şimdi durduğun yerde onu mu hesapladın? Ölünce maaşı sana kalıyor. Duygusalım benim ya. Aman istemem ben onu. O değildir zaten, olsaydı anlardım ben de. Kim işte? Al şunu. Evet. İşte böyle akşam içinde hummalı hazırlıklar başladı. Hoş geldiniz. Merhaba. Teyze Emir'le tanışmamıştın değil mi? Merhaba. Ben İpek'in teyzesi Filiz. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Evet. Abla tamam ben geçeyim o zaman. Çocuklar da gelmişti. Bak Karsu da geldi. Aa, benimki merhaba. Geldi. Emir'le tanış. Ha merhaba Emir Karsu merhaba. Ben. Anne ya bir şey söyleyeceğim ben. Bir yarım saatinde kırtasiyeye gitmem gerekiyordu. Eve geçsen olur mu? Bir göz kulak olsan şunlara. Tamam geçiyordum zaten ben. Ha iyi. Nasıl gideceksin?
Ben işte sokağın başından dolmuşa binerim. Dolmuşla hiç uğraşma. Emir bıraksın seni, yolun üstü. Tabii ki. Çok sağ ol. Hiç zahmet olmasın. Gerek yok. Hiç sorun yok. Dediği gibi tam yolun üstü. Kızım çabuk gidersin işte. Peki o zaman. Tamam. Sağ ol. Akşam görüşürüz. Tamamdır. Neyse görüşürüz. Hadi yavrum. Hadi anne. Görüşürüz. Tamam canım. Güle güle Emir. Hadi güle güle hayatım. Güle güle. Yalnız çok beyefendi çocuk. Aferin kız İpeksi. Ya. Evet evet. Yol yordam biliyor. Hadi ben kaçtım. Sonra dedikoduya gelirim. Dur. Hiçbir yere gidemezsin, bekle. Ne oldu ayol? Ya ben İzmir köfte hazırlamıştım da mutfakta. Şu seni yeni aldığın fırında pişirelim mi? Daha kıvamında pişiriyor. İyi ol, hazırladıysan götürelim beraber. Tamam. Hadi. Getiriyorum ben şimdi. Tamam hadi. Bak ya. Bak şimdi bir bu eksikti. Sen de bu sitede oturuyorsun değil mi? Evet, annemleyim. Annenle oturmak zor olmuyor mu ya? Oluyor tabii, olmaz olur mu? Ama benim başka şansım yok işte. Boşandıktan sonra çocuklarla buraya geldim. Annem de sağ olsun çok yardımcı oluyor. Senin çocuğun mu var? Evet, 3 tane. Ne? İnanmıyorum, hiç göstermiyorsun. Vallahi taş gibisin. Vallahi ben hep fırında yapıyorum abla. Hiç kızartmıyorum. Kızartma hep kilo vallahi. Tabii. Şöyle. Dök. Oh, çok güzel oldu. Evet. Dur. Dur sen bırak. Sen bırak, ben hallederim. Bir dakika. Bak şimdi içerideki havayı doğru bir şekilde dağıtacak. Sihri orada zaten. Ellerine sağlık canım. Ay, eline sağlık abla, çok güzel oldu. Çok güzel pişmiş Filiz. Allah ellerine sağlık Filizciğim. Bak bakayım. Ay. Beklediğimden de güzel olmuş Filizciğim. Vallahi senin sayende. Ellerine sağlık. Vallahi sağ olsun. Her defasında yemeğin her yerini eşit bir şekilde pişiriyor. Beni hiç şaşırtmıyor. Değil mi? Demek ki İpek'le kuzensiniz. Evet öyleyiz. Tabii ben onun ablası sayılırım. Sizin ailenin kadınları hep güzel demek ki. Yani demek istediğim İpek iyi kız, hoş kız. Öyledir. Ama bizim okulda onun gibi dolu. Nasıl? Dertleşiyoruz diye söylüyorum. Dertleşmiyoruz. Ben olgun kadın seviyorum. Görmüş geçirmiş olacak. Erkeğini memnun etmesini bilecek. Çek sağ. Ne oldu? Sağ bir çeker misin? Durur musun şu sağda? Çek şu sağa bir dur. Neye kızdın anlamadım. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sana sordum mu nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun sen diye. Terbiyesiz. Kafasının cezanı versin. Terbiyesiz, ahlaksız. Yalnız sinirlenince daha oluyorsun. Bak seni fena yaparım ha. Ama abarttın ya. Sen aldatıldın, niye mi böyle erkek düşmanı oldun? Ne? İpek anlattı, oradan biliyorum. Ben şimdi seni ne yapıyorum? Gel buraya, buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Allah kahretsin hepinizi. Bitmiş, insanlık bitmiş. Allah'ım bitmiyor, bugün bitmiyor. Delireceğim. Oh. Hanımefendi. Ne? Çantanızdakiler döküldü. Of. Ay. Wow. Kusura bakmayın, ben galiba şu anda bir sinir krizi geçiriyorum. Üzülme ablam, hallederiz.
Sen gel bizim dükkanda bir çay iç. Oğlum, topla bayanın eşyalarını hadi. Ya işte sağ olun ama o bayan değil aslında. Yani biliyorum iyi bir şey yapmak istiyorsunuz ama siz yine de bayan demeyin ne olur. Hiçbir yerde demeyin, şimdi de tekrarlamayın. Çünkü ben her an yine delirebilirim, bilmiyorum ne oluyor. Tamam ablam, sen rahat ol. Hadi gel bir çayımızı iç. Zühtü siz misiniz? Benim abla. Müsait misiniz? Müsaitiz, buyurun. Şöyle geçin içeri. Gerçekten çok güzel. Evet, bilir bu işleri Adnan Bey. Evet. Geldi buçuk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Rımak. Hoş geldin Reha. İyi akşamlar. Bu ne ya, böyle düğün gibi? Öyle. Kont döktürmesi deniyor işte buna. Vallahi öyle, İç Anadolu'ya ait önemli bir davet şeklidir. Kont döktürmesi. Sağ olun. Filiz, Karsu nerede? Karsu Emir'le çıktıktan sonra aradı beni. Biraz gecikeceğim dedi ama bilmiyorum. Sen Emir'le konuştun mu? Yok ama bir şey olsa Emir söylerdi bana ya. Ha, söylemiş işte gecikeceğim demiş. Merak etme gelir şimdi. Ya ne bileyim sen de şimdi öyle sorunca. Vay anam vay. Hani davetliden çok garson var. Adnan Bey'in işleri işte bayılır. Sen alışıksındır Adnan'ın bu davetlerine. Daveti batsın. Aman efendim ne kadar güzel olmuşsunuz. Hoş geldiniz. Filiz Hanım, Türkan ablam. Merhaba canım. Ne haber Mert'cim, nasılsın? İyiyim. Birazdan bir sürprizim var. Hadi çok bakalım. Heyecanlıyım. Hadi. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Bu ne böyle, yemin ederim bana bakıyor gibi gözlerini belertmiş üzerime. Ay Reha saçmalama Allah aşkına. Ya ne saçmalama Hande Allah aşkına, bu nedir böyle ya? Bu nedir böyle ya? Ya arkadaş şuna bakar mısın ya, biz bunu mu yiyeceğiz kardeşim ya? Sen koskoca Harunzadesin ya. Ben bu zenginleri hiç anlamıyorum ya. Dev gibi tabak, içinde cincik kadar yemek. Aç kaldık, gene aç kaldık ya kardeşim. Paranız var, şurada bir kuzu döndür. Şu ileride bir döner tezgahı, dışarı bir mangal koy, bir şey yiyelim ya. Bu nedir ya? Böyle işte zayıf kalıyorlar zenginler. Ya onlar kalsın da biz çıkışta bir işkembeciye, bir kebapçıya, bir yere gidelim. Bu nedir ya? Bakarız artık, sen de memnun gibi davran. Ya hayır yani, başlangıç için böyle küçük bir fındık lahmacun koy ya. Ben mutlu olayım, herkes mutlu olsun. Bu yazık, bu hayvan nereden gelmiştir kim bilir ya. Sen onu bunu bırak da Atilla'nın Lale'ye taktıklarını bir gör. Ne diyorsun ya? Trabzon işiymiş. Bu kadar kalınlığı böyle. Bak sen bizim damada ya. İşte bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel. Vallahi onlar da geldiler. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Annem. Canım annem, hoş geldin bir tanem. Gel. Hoş bulduk. Yavrum. Canım benim, gel. İyiyim, iyiyim. İsimler yazacağım. Bak bu senin, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzelmiş onlar ya, düğün hediyesi mi? Aslan damat. Ya. Ayın çoğum mu? Oğlum çıktı. Ya ben yazan bir şey olmasın. İstansız. Atilla. Anne, Karsu nerede kaldı? Gelecek birazdan. Tamam.
Değerli misafirler, izninizle birkaç dakikanızı rica ediyorum. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Aslında bu daveti planlarken niyetim canım karımı mutlu etmekti. Ama o kendi adına bir kutlama yapmaktansa bütün dargınlıklara bir son vermek için hep birlikte olmayı tercih etti. Benim melek kalpli, güzel karım. Her şey gönlünce olsun. Ben de anneme çok teşekkür etmek istiyorum. Anneciğim iyi ki varsın. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun, iyi eğlenceler. Sağ olun. Sağ olun. O zaman servis başlasın. Kartolos. Geç kalmadım, değil mi?